Seyirciler günaydın. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Sevgili dinleyiciler, A Haber Televizyonu'nda ve A Haber Radyo'da Sabah Ajansı ortak yayını başladı. Bizden önce Gökhan Kurt vardı. Barış Pınar Harekatı'nın gerçekleştirildiği yerde size haberleri dünyadan ve Türkiye'den aktardı. Şimdi sıra bu fakirde. Ne diyor İmam-ı Rabbani? Sefer iki orduyla olur. Bir, askerlerden oluşan ordu. İki, dua ordusu. Dua ordusu aynı anda eş zamanlı sefer yaparlar diyor İmam-ı Rabbani. O halde dua ordusu, evlatlarımız görevlerini icra ediyorlar. Dua ordusu olarak bizim de görevimiz var. Dua edelim hep beraber inşallah. Hazır mısınız ey dua ordusu? Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Allah'ım, Ya Rabbim, sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen her şeye kadirsin, sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bize merhamet et, bize yardım et. Dualarımızı işit ve kabul et. Yalvarıyoruz sana. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahu Ekber ve lillahi lhamd. Allah'ım, vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı koru kolla muhafaza eyle. Yalvarıyoruz sana. Allah'ım, vatanımızı, milletimizi, devletimizi idare edenlere akıl ver, fikir ver, sabır ver, dayanma gücü ver. Yalvarıyoruz sana. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Yalvarıyoruz sana. Müslümanların kalplerine birlik ve beraberlik duygusu koy. Birbirini sevme duygusu koy. Yalvarıyoruz sana Allah'ım. Kur'an-ı Kerim'i Müslümanların senin emrettiğin gibi anlayabilmesini ve uygulayabilmesini sağla. Yalvarıyoruz sana Allah'ım, askerlerimizin, polislerimizin, korucularımızın, istihbarat elemanlarımızın, bizimle beraber mücadele eden Suriye Milli Ordusu'ndaki kardeşlerimizin yar ve yardımcısı ol. Yalvarıyoruz sana Allah'ım, kafirler topluluğuna karşı devletimizi, milletimizi destekle. Devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e, kafirler topluluğuna karşı yardım et. Yalvarıyoruz sana Allah'ım, ordularımızı her daim muzaffer eyle. Yalvarıyoruz sana Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Amin. Burası A Haber ve şimdi haberler. Türkiye'nin güneydoğusunda kurulmak istenen ikinci İsrail ve bunun için görev verilen teröristler Allah'ın emri ve izniyle temizlenecekler. Düğüne gidiyorsun. Evet. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. Kontrolün ele geçirildiği Tel Abyad kentinde EYP ve mayınları temizleme çalışması başlatıldı. Tel Abyad kent merkezi 5,5 saat süren meskul mahalle harekatı sonrası kontrol altına alındı. Bölgede teröristlerin yerleştirmiş olduğu EYP'ler ve mayınlar bir yandan imha edilirken bir yandan da tünellerde saklanan teröristler İHA'lar tarafından tespit edilip fırtına obüsleriyle yok ediliyor. Suriye Milli Ordusu birlikleri de takviye için Tel Abyad'a geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'da operasyonlarını sürdürüyor. Terör örgütüne ağır kayıplar verdiren Suriye Milli Ordusu'na bağlı yeni güçler Tel Abyad'a gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK, PYD'nin dünya kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyon yapmak için ortaya çıkardığı hain plan deşifre oldu. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki silahları terör örgütü PKK, PYD bölgede siviller üzerinde kullanıyor ve bu şekilde dünya kamuoyuna Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki sivilleri
vuruyor yalanıyla algı oluşturulmaya çalışılıyor. Aynel Arap'ta YPG'li teröristlere ait mevziler A Haber ekibi tarafından görüntülendi. Karkamış'ta sınırın sıfır noktasında hemen arkamızda Aynel Arap'a bağlı ziyaret köyünün kırsalı var ve etrafı incelerken kameraman arkadaşımla birlikte bir nokta dikkatimizi çekti. Abi adeta bir tünel girişine benzeyen yapının önünde sanki bir havan topu bulunuyor ve bölgeye de yerel kaynaklardan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda çok sayıda havan ve roketin ziyaret köyü kırsalındaki YPG-PYD mevzilerinden atıldığını da öğrendik. Şu anda bulunduğumuz nokta Aynel Arap kırsalındaki Zormağar köyünün hemen karşısı ve Zormağar köyünde birçok nokta terör örgütü tarafından sipere, mevziye, tünele dönüştürülmüş durumda. Karşımızda şimdi sivillerin işgal edilen evlerinden birini görüyorsunuz. İşte o evin altından bir tünel hattı başlıyor. Tünel hattı gördüğünüz gibi hat şeklinde uzunca ilerliyor ve hemen arkadaki sipere kadar uzanıyor. Dolayısıyla YPG'li teröristler tüm hareketliliğini yerin altından gerçekleştiriyor. Şimdi oldukça uzun bir tünel hattı daha ekranlara getireceğiz. Hemen arkamızdaki Zormağar kırsalında küçük bir bina var. Tahmin ettiğimiz kadarıyla terör örgütünün bölgedeki küçük karargahlarından biri. O karargahın altından hemen tünel hattı başlayacak. Şimdi kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ekrana getirecek. Ve uzun tünel hattını şimdi hep birlikte göreceğiz. Evet, tünel hattını şu anda izlemeye başladık. Tünel hattını takip etmeye devam ediyoruz. O toprak yığınlarından zaten şu anda anlaşılıyor. Tünel hattını hala izlemeye devam ediyoruz. Oldukça uzun, o kadar uzun. Ve şu anda Mehmet Ali burada, dur bakın, burada başka bir bağlantıya gidiyor. Ve tekrar devam ediyoruz tünel hattını takip etmeye. Tünel hattını takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça uzun. Tepenin en üst noktasından ve gördüğünüz gibi terör örgütünün etrafı tamamen topraklarla, toprak siperlerle kapatılmış bir yine karargahına ulaştık ve tünel hattı işte tepenin en üst noktasındaki bu karargahtan sınırın neredeyse sıfır noktasındaki, şimdi kadrajdan çıkarak daha net anlaşılacak, neredeyse sıfır noktasındaki küçük bir belki de nöbet kulübesine kadar aralıksız bir şekilde uzanıyor ve arada başka bağlantılar olduğunu da görebiliyoruz. Öte yandan Resulhan'daki terör hedefleri de vurulmaya devam ediyor. Rasulayn'da şu anda YPG terör örgütüne ait mevziler bir bir Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vuruluyor. Az önce hemen arkamızdaki noktaya, Rasulayn'a bir atış daha gerçekleştirildi. Terör örgütüne ait mevzi işte bu şekilde yerle bir edildi. Yoğun dumanlar yükseliyor. Geride bıraktığımız dakikalarda da yine aynı bölgeye ardarda atışlar yapılmıştı. Ve o atışlar sonucunda YPG'li teröristlerin sığındıkları mevziler yerle bir edildi. Bir yandan da yoğun çatışma sesleri geliyor. Özellikle Rasulayn ilçe merkezinin biraz daha doğu ve batısında kalan mahallelerde, yani dışarıda kalan mahallelerde meskun mahal operasyonları devam ediyor. Ve o bölgelerde YPG terör örgütüyle yoğun bir mücadele var. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, PKK, PYD, YPG, KCK, HDP'ye, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vurdukça Batı çıldırıyor, Batı kuduruyor, medya organlarıyla kuduruyorlar, resmen devlet ve hükümet yetkilileriyle kuduruyorlar. Niye? Çünkü PKK, PYD, YPG, KCK Batı'nın evlatları. Kürt görünümlü Kürt katilleri bunlar. Kürtlerin hakkı hukuku için değil, emperyalist yamyamların ve Batı'nın hakkı ve hukuku için çalışıyorlar. Sinan Yılmaz bir an yayından uçtu ama şu anda yine karşımızda Sinan Yılmaz. Günaydın, kolay gelsin, sözü yeniden sana bırakıyoruz. Günaydın Erkan Tan. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı hava destekli kara operasyonu planlı bir şekilde, başarılı bir şekilde devam ediyor. Gece boyunca burada yoğun bir hava hareketliği söz konusuydu. An itibariyle bu hava hareketliği devam ediyor. F-16 SAV uçaklarının sesi hiç eksik olmadı. SAV uçakları gerek Resulhan'da gerekse Tel Aviv semalarında gözlem ve keşif uçuşu gerçekleştirdi. Ve belirlenen terör hedefleri de bombalandığını sizlerle paylaşalım. Resulhan'ın güneyinde ve Tel Aviv'in güneyinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Meskun mahal operasyonları devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri şu ana kadar da 40'ın üzerinde yerleşim birimlerini
PKK ve YPG terör örgütü üyelerinden aldı. Ve şu ana kadar harekattan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 611 olduğunu sizlerle paylaşalım. Tel Aviv'in kent merkezine gelecek olursak, kent merkezinde arama tarama çalışmaları devam ediyor. PKK ve YPG'nin yola düşürdüğü araziye ve evlere düşürdüğü patlayıcılar bir bir imha ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK ve PYD'nin bir cephanesini buldu ve o cephanenin içerisinde ABD yapımı patlayıcı maddeler, silahlar, doşkalar, uzun namlulu silahlar bu aramada ele geçirildi. Aynı zamanda ABD'ye ait bir zırhlı araç da bu operasyonda ele geçirildiğini sizlerle paylaşalım. Harekattan bu yana etkisiz hale getiren terörist sayısı 611 olduğunu sizlerle paylaşalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilerleyişi devam ediyor. M4 karayolu çok önemli. PKK ve PYD'nin lojistik olarak kullandığı bir yol ve o yola doğru Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilerleyişi devam ediyor. Bu yol Ayn el-Arab'la Tel Aviv arasında kalıyor ve PKK için çok önemli. Bu yol Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eline geçtiği takdirde PKK ve PYD'nin Ayn el-Arab'la Tel Aviv arasındaki bağlantısı kopmuş olacak. Şu anda Türkiye-Suriye sınır hattındayız. Hemen arka tarafında Tel Aviv bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri işte Tel Aviv'i özgürleştirdi, huzura kavuşturdu ve şu anda orada bulunan Arap ve Kürt vatandaşlar rahatlıkla uyuyorlar, huzurlu bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Şu an için sınır hattından aktarabileceklerimiz bu kadar Erkan Tan. Sinan Yılmaz sınır hattında operasyonun yapıldığı, harekatın düzenlendiği yerde şu andaki vaziyeti anlattı hepinize sevgili dostlar. Sınır hattında hal bu. Batı çıldırıyor. Batı kuduruyor. Hep söylüyorduk PKK, PYD, YPG, KCK, HDP. Bunlar Kürt görünümlü Kürt katilleri diye. Bunların sahipleri Siyonist Yahudilerdir. Siyonist Yahudilerin amaçlarına hizmet ediyor bunlar. Kürtlere değil. Harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Açık söylüyorum. Başladığımız işi muhakkak bitireceğiz. Başkan Erdoğan, Türk Konseyi'nin 10. kuruluşu için gittiği Azerbaycan'dan dönüşte uçakla konuştu. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli mesajlar verdi. Harekatın başarıyla yürüdüğünü bildirdi. Harekat planlandığı gibi başarıyla yürüyor. Rasulayn ve Tel Aviv'i teröristlerden arındırarak buraları güven altına aldık. Yaklaşık 32 kilometrelik derinliğe ulaştık. M4 karayolunu kontrol altına aldık. Bu süreçte sivillerin zarar görmemesi için azami gayret gösterdik, gösteriyoruz. Şimdi bizi baskı altına almaya çalışıyorlar. Biz harekatımızı tamamıyla karşımızdaki terör örgütlerine karşı yaptık ve yapıyoruz. Harekat hedeflerine ulaşana kadar devam edecektir. Başkan Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarını da anlattı. Trump'ın ateşkes ilan edilmesi talebi olduğunu açıkladı. Bunun kabul edilemeyeceğinin altını çizdiğini ve terör örgütüyle masaya oturmayız mesajını Amerikan Başkanı'na ilettiğini söyledi. Sayın Trump'la görüştüm. Amerika'nın ateşkes ilan edin, biz de müzakere için arabuluculuk yapalım teklifine karşı biz terör örgütüyle masaya oturmayız diye cevap verdim. Şimdi de Trump'a bir teklifimiz oldu. Biz dedik ki bir heyet gönderin. Çünkü ateşkes ilan edin diyorlar. Bizler asla ateşkes ilan edemeyiz. Sizin teklifiniz vardı 20 mil. Öbür tarafında Irak sınırına kadar. Biz şu anda 20 mil teklifinizi Irak sınırından da 444 kilometre batıya olan bu bölgeyi tamamıyla boşaltmanın gayreti içerisindeyiz. Kimden? Terör örgütünden. Bunu boşaltana kadar bizim ateşkes ilan etmemiz mümkün değil. Çünkü biz burayı güvenli bölge olarak ilan ediyoruz. Başkan Erdoğan, terör örgütünün hızla mevzi kaybettiğini de belirtti. Buna karşılık yaptırım baskısına dikkat çekti. PYD-YPG hızla mevzi kaybediyor. Harekatı durdurun diye bize baskı yapıyorlar. Yaptırımlar açıklıyorlar. Bizim hedefimiz belli. Bizim herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok. Sayın Trump'a da bunları ayrıca söyledim. Bir taraftan da bizi ayın 13'ünde Amerika'ya davet ediyorlar. Türkiye artık kendine yeten bir ülke. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı terörle mücadelede silah, mühimmatı biz kendimiz üretiyoruz. Bunlarla biz bu işin mücadelesini veriyoruz. Ne dedi? Patriot vermiyorum. Verme. Ne oldu? Biz de S-400'ü aldık.
Bu sefer de başladı. S-400 alamazsın. Aldık. Teslimatı da yapıldı. Şimdi artık çaresizlik yok. Ve Münbiç. Başkan Erdoğan, Münbiç ve Kobani için Rusya ve Amerika ile görüşmelerin devam ettiğine de dikkat çekti. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki hedefine işaret etti. Bizim hedefimiz belli. Teröristlerin 32 kilometrelik alanın dışına çıkması ve bu hattın Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar tarafımızdan güven altına alınmasıdır. Münbiç, Amerikalıların daha önce bize 90 gün içerisinde tamamen boşaltıp teslim edeceğiz dedikleri yerdi. Şu anda ise rejimin Münbiç'e çok ciddi bir baskısı var. Ama terör örgütü içeride. Onları boşaltarak değil, boşaltıp da oraya girmiş olsa bizim de diyecek lafımız yok. Burayı gerçek sahiplerine teslim ettiler diyebiliriz. Ama böyle bir şey yok. Yine YPG orada. O zaman ne farkı var bu işin? Sadece etiket değişiyor. Münbiç'in tamamına yakını %85-90'ı Arapların, Kürtlerin değil. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Ve Amerika'dan geliyorlar efendim. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı. Aslında bu iki isim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evangelist Hristiyanların, Siyonist Yahudilerin ittifakının en önemli iki sembolü. Yani aslında bu teröristlerin sahipleri geliyor Ankara'ya. Ve bununla ilgili bilgiler verecek size Elif Saatçioğlu Ankara'da. Ankara'ya geliyorlar ya, Ankara'da Elif Saatçioğlu var. Günaydın Elif Saatçioğlu. Kolay gelsin. Sözü yayını sana bırakıyoruz. Erkan'tan teşekkürler. Evet, ABD'den, ABD Başkanı Donald Trump açıklamada bulunmuştu. ABD'den Türkiye'ye geliyorlar söylediğiniz gibi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'de olacak. Bugün ve yarın Türkiye'de olacaklarını biliyoruz. Başkan Erdoğan'la görüşecek Mike Pence. Başkan Trump aslında, ABD Başkanı Trump konuşmanın içeriğini de söylemişti Beyaz Saray'da yaptığı bir basın toplantısı sırasında. Türkiye'den ateşkes talep edeceğiz demişti ama Türkiye'nin ateşkes konusundaki duruşu net. Başkan Erdoğan da zaten Azerbaycan dönüşünde gazetecilerle yaptığı görüşmede ateşkesin teröristler oradan temizlenene kadar mümkün olmayacağını söylemişti. Şimdi Mike Pence ve Mike Pompeo'nun neler anlatacağı, ABD'nin hem başkan yardımcısının hem Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye gelip ne temaslarda bulunacağı oldukça büyük merak konusu. Ankara'da bunlar konuşulacak. ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun geleceğini zaten açıklamıştı. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde anlattığı konuşmanın içerisinde öncelikle ateşkes isteyeceğiz dedi. Başkan Erdoğan bunun üzerine ateşkesin mümkün olmayacağını söylemişti. Ama Trump yine açıklamasında ABD'nin bazı talepleri olacağını söyledi. Türkiye'nin duruşu net. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı konusunda oldukça net bir duruşu var. Hem Başkan Erdoğan bunları söylüyor, hem diplomasi cenabında yine Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamalarda oldukça net bir duruşu olduğunu görüyoruz Türkiye'nin. Temaslar başlayacak, bugün başlayacak, bu önümüzdeki gün içerisinde başlayacak temaslar. Başkan Erdoğan'la Pence teması ise Perşembe günü gerçekleşmesi beklenen temaslardan bir tanesi ama böyle toplantılarda anlık değişimler olabiliyor. O yüzden bizim gözümüz kulağımız bu görüşmelerde olacak ve bu görüşmelerde masadan çıkacak noktalarda olacak. Türkiye'nin net duruşunu bir kez daha ABD tarafına sergileyecek. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki ayda 13 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşmesi var. Oradan çıkacak konularda yine burada konuşulacaklar, orada olacakların aslında ne şekilde cereyan edeceğinin bir ön gösterimi gibi olacak. O yüzden bizler de başkenti haber nöbetimize devam edeceğiz ve sizlere bu konuyu aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Ve sözü tekrar Erkan Tan'a bırakalım. Elif Saatçioğlu, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Haberlerle devam ediyoruz. Gelen mesajlar da var efendim. Bizlere mesaj göndermeye lütfen devam ediniz. Gönderdiğiniz mesajları aktarıyoruz yayında. Fatoş, Seçil, Şengül mesaj gönderiyor Erkan Bey. Dualarla ilgili çok güzel bir söz söylediniz. Bu cümleyi ve sözü söyleyen kişinin sahibini tekrar eder misiniz diyor. İyi yayınlar diyor efendim. İmam-ı Rabbani buyurmuş ki seferler iki orduyla gerçekleştirilir. Bir, askerlerden oluşan ordu. İki,
dua ordusu aynı zamanda, eş zamanlı. Evlatlarımız görev yapıyor, seferdeler, harekat, barış pınarı sürüyor. Dua ordusu, bize de onlar için dua etmek düşüyor. Münbiç'teki gelişmelerle devam edelim. Efendim, olay basit, bunlar masal değil. İkinci bir İsrail kurmak istiyorlardı orada. Kürt görünümlü Kürt katilleri tarafından. Barış Pınarı Harekatı devam ederken 2016 yılından bu yana PKK-PYD işgalindeki Münbiç'te sıcak saatler yaşanıyor. Terör örgütü PKK-PYD mevzilendiği Fırat Nehri kenarındaki Münbiç'ten Türkiye'ye saldırıyor. A Haber terör mevzilerini görüntüledi. Fırat Nehri'nin üzerindeyiz. Fırat Nehri'nin üzerinde bir köprüde bulunuyoruz. Bu hemen karşımız YPG mevzileri. Ben hemen çok kritik, çok stratejik bir noktayı göstermek istiyorum YPG açısından. Burası işte YPG mevzisi. Daha lütfen o tarafa bakacak olursak orada YPG'li teröristlerin siper aldıklarını net bir şekilde görebiliyoruz. İşte oradan taciz ateşleri ve keskin nişancı atışları yapılıyor. Tabii bu bölge bugüne kadar oldukça sessizdi. Türkiye'ye yönelik sürekli burada bir aslında ikmal vardı. Evet. Top atışları ya da obüs atışlarını duyduk. An itibarıyla sesler bilmiyorum size kadar gelebiliyor mu ama evet şu anda obüs ve top seslerini net bir şekilde duyabiliyoruz. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç kırsalına sevkiyata hız verdi. Karkamış'tayız. Karşımız Cerablus ve Münbiç'ten özellikle Amerikan askerleri çekileceğini açıkladıktan sonra da ciddi bir askeri hareketlilikten bahsediyoruz. Şu anda zırhlı araçlarımız, tanklarımız, personel taşıyıcılarımız da bölgeye intikal ediyor. Türkiye tarafında bu gelişmeler yaşanırken Suriye'de ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonsa Münbiç'ten çıktık açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından ABD desteğini kaybeden PKK-PYD'li teröristlere büyük korku sardı. İşte asıl panik Münbiç'te bugün başladı. O paniğin nedeni ise Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden askerlerinin tamamen çektiğini açıklamasıyla birlikte o panik daha da yüksek sınırlara çıkmış durumda. Öte yandan Münbiç'e ilişkin bir açıklama da Moskova yönetiminden geldi. Rus basınının geçtiği haberlere göre Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Münbiç'in kuzeyinde Rus askeri polisi devreye görevi yaptı. Ve benim gelelim diplomatik temaslara. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesi yaptı. Ayrıntılar haberimizde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan Putin'le ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi. Barış Pınarı Harekatı da gündemdeydi. Başkan Erdoğan görüşmede harekatın terörle mücadeleye yaptığı katkıyı ifade etti. Operasyonun Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi çözüm sürecini destekleyici nitelikli olduğunu da belirtti. Her iki lider Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaya bağlı olduklarını vurguladı. Kremlin'den yapılan açıklamada da Putin ve Erdoğan, Türk ordusu ve rejim ordusu arasında çatışmaların önlenmesi gerektiğini kaydetti. Görüşmede Putin, YPG'nin elindeki DAEŞ'lıların serbest bırakılmaması gerektiğini de ifade etti. Putin'in Başkan Erdoğan'ı Rusya'ya davet ettiği ve Erdoğan'ın daveti kabul ettiği bildirildi. Evet.
Ve gazetelere bakacağız. Sabah Ajansı devam ediyor. Sabah Ajansı A Haber Televizyonu'nda ve A Haber Radyo'da Milat İnsanlık Farkı. Amerika ve Rusya'nın aksine Türkiye önce siviller diyor. Amerika'nın Rakka operasyonundan fotoğraflar var. Şehirleri yok ettiler. Türkiye'nin Afrin operasyonundan var. O fotoğraflar efendim. Ve mücadelemiz sürecek, Başkan Erdoğan'ın sözleri. Küfür tek millettir. Milat logosunun üstünde Batı imha ediyor. Türk İhya ediyor. Akit gazetesinde bu başlığı görüyoruz. Akşam ya destek olun ya göçmenleri kabul edin. Erdoğan Wall Street Journal'a yazdı. Ya çabalarımıza destek olun ya da sığınmacıları kabul etmeye başlayın. Akşam gazetesinde efendim iki günde huzur geldi. Tel Abyad iki gün içinde yeniden huzura kavuştu. Münbiş'teki durum kabul edilemez. Yeni Şafak. Türkiye tek yürek oldu yine Yeni Şafak'ta efendim. Güneş gazetesiyle devam edelim. Güneş gazetesinde Fransa, iki yüzlü Fransa. Dert başka. Ve peki bu ne diyor? Macron'u selamlayan Fransız milli takım oyuncusunun fotoğrafı orada. Milli takım oyuncularımızın asker selamı. Batı'yı kudurttu sevgili dostlar. Bir hafta dayanabildi. Güneş gazetesi Suriye tezkeresine içimiz yana yana evet diyoruz Ziya Kılıçdaroğlu. Harekatın 7. gününde zoraki desteğini de çekip terör örgütü ve Batı'daki destekçilerini memnun eden açıklamalar yaptı. DAEŞ iftirasına sarıldı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Kılıçdaroğlu'ndan bunları duymadık. PKK-YPG'nin roketlerle sivilleri katletmesine tek kelime etmedi. Milli takıma uygulanan lince hiç değinmedi. Batı medyasındaki iftira kampanyasına gözünü yumdu. Yazıklar olsun diyor AK Partili Mahir Ünal. Türkiye gazetesinin ayrıntılarıyla devam edelim. Alayına selam olsun. Türkiye logosunda milli takım oyuncularımızın asker selamı çakması. Fransız'a serbest Türkler yapınca kıyameti koparttı emperyalist yamyamlar. Zildeki Erdoğan'ı azmedemediler. Trabzonspor'un gurbetçi oyuncusu Avusturya'da soyadım Cumhurbaşkanımız da aynı diye kapıdaki zilimi söktüler dedi. Cenk'e Başakşehir kucak açtı. Alman ekibinin Mehmetçi'yi destekliyor diye sözleşmesini feshettiği Cenk Şahin eski takımına geri döndü. Erdoğan Trump'ın yüzüne söyledi. Teröristle ateşkes olmaz. Tweetlerini izlemiyoruz. Onlar şöyle bir şeyle direniyor. Önce ateşkesi ilan edelim sonra diğer konuları görüşelim. Gönder bir heyet onlarla konuşalım dedim diyor. Israrla arabuluculuk, ısrarla ateşkes istiyorlar. Teröristle ateşkes olmaz. Önce anlaşmalıyız. Pence ve Pompeo. Bugün Türkiye'de sinsi plan, PYD'nin çifte sivil tezgahı, Resul Ayn ve Tel Abyad'dan yerel kıyafetle kaçmaya çalışan YPG'liler Türk Silahlı Kuvvetleri'ninkine benzer silahlarla sivilleri öldürüp Türkiye katliam yapıyor, yalanıyla dünyayı kandırmak istiyor. Membiş'te iki şehit verdik. Üsteğmen, Çelebi, Bozbıyık ve efendim diğer şehidimizin fotoğrafı var, akıtalım ilk sayfayı. Uzman Onbaşı Mesut Çelik, Allah rahmet eylesin. Türkiye'ye düşmanlar, Avrupa çıldırdı, solcusu, ırkçısı, sağcısı, liberali, özgürlükçüsü Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığında birleştiler. Batı medyası fantezi dolu yalan haberlerle manipülasyonlar yapıyor. Haber kaynakları teröristler, Trump'ı bile çıldırttılar. Evlat nöbeti sürüyor. Çocuğumu kaçırıp evimizi yıktılar. Evlat nöbetindekiler. 4 yıl önce lise öğrencisi kızı Çiğdem'in kaçırıldığını söyleyen Yasin Kaya. Ben evladımı okula yolladım. HDP'liler onu dağa götürdü. Benim evimi yuvamı başıma yıktılar diye isyan ediyor. Ve efendim medya merkezine havan geldi. Ceylanpınar'da gazetecilerin oteline havan ve roketle saldırdılar. İHA muhabirine cesaret ödülü, sınırdaki durumu an be an aktaran İHA muhabiri Beril Solmuşgül Nusaybin'de terör örgütü yandaşlarının hedefi olmuştu. MHP tehditlere rağmen görevini ifa eden Solmuşgül'ü üstün cesaret plaketiyle ödüllendirdi. Yaptırım değil, yatırım zamanı. Trump'ın tehditlerine rağmen dolar geriledi, borsa yükseldi. HDP'li 4 başkan gözaltına alındılar. Hakkari, Yüksekova, Nusaybin ve Erciş belediye başkanlarıyla HDP'li yöneticiler terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındılar. Devam ediyoruz efendim. Haberlerle birlikteliğimize devam ediyoruz. Gazetelerdeki başlıkları aktardık sizlere. Şimdi
Tel Abyad'da ele geçirilen silahlar ve mühimmatla ilgili haberimiz var sırada. Kim veriyor bu silahları, bu mühimmatı? Batı dediğimiz o emperyalist yamyamlar. Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Tel Abyad'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgede arama tarama faaliyetleri kesintisiz sürüyor. Son olarak Suriye Milli Ordusu askerleri teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı. Havan mermileri, havan kaideleri ve ayakları, muhtelif ağır silahlara ait yan parçalar, Bixi makineli tüfek mühimmatı işte böyle görüntülendi. Terör karargahındaki PYD, PKK'ya ait paçavralar da kameralara yansıdı. Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan Tel Abyad, Haziran 2014'te terör örgütü DAEŞ tarafından işgal edilmişti. Bölge yaklaşık bir yıl sonra ABD'nin verdiği yoğun destekle PYD, PKK'nın işgaline girmişti. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun başarılı operasyonlarıyla bölge terörden arındırıldı. İstanbul Sarıyer'den taksici Halil Dağ, Erkan Tanbo silahları Amerika veriyor, İngiltere, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika veriyor, İsrail veriyor. 70'ine merdiven dayadım, beni de askere alsınlar, gidiyorum İstanbul'dan, yeni mahalleden. Taksici Halil Dağ bu mesajı göndermiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen açıklamalarla devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi zaten içimiz yana yana evet diyoruz demişti. Çok sürmedi. Hemen sevgili seyirciler ve dinleyiciler, PKK, PYD, YPG kaynaklı cümleleri yaymaya başladılar. Ordumuz Suriye'de. Kendi güvenliğimiz için, topraklarımızın güvenliği için, halkın güvenliği için orada. Böyle dedi ama çok geçmeden yine kendisiyle çelişti. Orta Doğu bataklığına müdahale etmeyin dedik. Orada bizim ne işimiz var dedik. Defalarca söyledik. Ama bugün geldiğimiz nokta askerlerimiz orada. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili çelişkili açıklamalarda bulundu. Terörden çok çektik. Yaşlımız öldü terörden. Çocuğumuz öldü. Kadınlarımız öldü. Erkeklerimiz öldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. CHP lideri önce Türkiye'nin yıllardır terör belasıyla nasıl uğraştığını hatırlattı. Teröre karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak kısa bir süre sonra kendini yalanladı. Komşularımızın toprak bütünlüğüne ve siyasi egemenliğine saygı gösterin. Bunu göstereceğiz ki her ülke bizim de toprak bütünlüğümüze saygı gösterecek. Türkiye'nin hemen güney sınırına kurulması planlanan terör devleti planı üzerinden PKK-YPG'yi destekleyen ülkelere dikkat çekti Kılıçdaroğlu. Verilen terörle mücadeleyi göz ardı ederek bu yaşananlar için dış politikada yalnızlaştık dedi. Türkiye'yi bu noktaya kim getirdi? Kimler getirdi? Yani şöyle bir şey yok Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı gibi. Böyle bir harekata kalkıştığımızda bu ülkelerle bozuştuk. Böyle bir şey yok. Grup toplantısında Başkan Erdoğan'ı da hedef aldı. Yaşananların sorumlusunu Erdoğan ilan etti. Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt gecikmedi. Terörden bahsedeceksiniz, teröristten bahsedeceksiniz. PKK ile ilgili tek kelime söylemeyeceksin, PYD ile ilgili tek kelime söylemeyeceksin, Suriye rejimi ile ilgili tek kelime söylemeyeceksin ve dönüp diyeceksin ki bütün bunların sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır diyeceksiniz. Bakın bu insanların vicdanını yaralıyor. Bu o siyaset yapmak değil. Evet.
Güneş gazetesinde bu konu manşette. Bir hafta dayanabildi. Kılıçdaroğlu'ndan bunları duymadık. PKK, YPG'nin roketlerle sivilleri katletmesine tek kelime etmedi. Milli takıma uygulanan linçe hiç değinmedi. Batı medyasındaki korkunç yalanlara ve iftira kampanyasına gözünü yumdu. Kandil ağzıyla konuşuyor diyor vatandaşlar. Türkiye'nin DAEŞ'e yardım ettiği iftirasını yeniden de dolaşıma soktu Güneş gazetesinde sevgili seyirciler. Gelelim Meral Akşener'in konuşmasına. Meral Akşener de bu konuyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Ayrıntılar haberimizde. Aklımız, fikrimiz, yüreğimiz askerimizle, Mehmet'imizle. Türk ordusunu, Türk gençlerini selamlıyorum. Sağ olun. Asker selamı verdi, Barış Pınar Harekatı'na desteğini bir kez daha yineledi. Meral Akşener, İYİ Parti grup toplantısında kürsüdeydi. Toplantı, şehitler için okunan Fatiha ile başladı. Grup toplantımızın başında sizleri Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımızın ruhuna Fatiha hediye etmeye davet ediyorum. El Fatiha buyurun. Allah her birinden ayrı ayrı razı olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah milletimizin, Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Birlik ve beraberlik mesajı verdi Akşener. Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin. Fikrimizin, vicdanımızın, birliğimizin ve töremizin gereği budur. Türkiye'nin iyi ve cesur insanları teröre ve dış cepheye karşı elbette devletinin ve ordusunun yanında duracaktır. Bu birlik görüntüsü bizim varlık sebebimizdir. Akşener, Suriye'nin normalleşmesi için Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşülmesi gerektiğini savundu. Ve gelelim siyasi parti görünümlü terörist sevicilere, HDP'ye. Bakınız, HDP'ye bu millet şans verdi, imkan verdi. Gel, derdin neyse söyle, siyaset yap dedi. Ama ve lakin bunlar milletin vekilliğini değil, terör örgütünün ve teröristlerin vekilliğini tercih ettiler. Şimdi soru şudur bu saatten sonra. Evlatlarımı da HDP il ve ilçe binalarından HDP'liler kaçırdı diye feryat eden anneler babalar varken bu HDP'ye meşru, normal bir siyasi parti muamelesi yapılmalı mıdır? Soru bu. Barış Pınar Harekatı'yla köşeye sıkışan teröristlerin yardımına yine HDP koştu. HDP bir kez daha ortalığı karıştırmak için halkı sokağa çağırdı. Oradaki direnişe destek olmak lazım, dayanışma göstermek lazım. Bu Türkiye'nin her halükarda çıkarına olacaktır. En son Kobani olaylarında Selahattin Demirtaş, HDP adına tüm halkı sokağa çağırmış ve 52 kişinin ölümüne yol açmıştı. Terör yandaşları sokakları kan gölüne çevirmiş, kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 4 arkadaşı vahşice katledilmişti. Güvenlik güçleri Tel Abyad ve Resulayn'ı teröristlerden temizledikten sonra namluları Münbiç ve Kobani'ye çevirdi. Bunun üzerine PKK-YPG'nin siyasi kanadı HDP, dağdan gelen talimat doğrultusunda paniğe kapıldı. HDP skandala imza atarak halkı yeniden sokağa çağırdı. Bazı illerde provokatörler devreye girdi. Ancak provokasyona izin verilmedi. Eylemler kısa sürede güvenlik güçlerince engellendi. Sokakları karıştırmak için yeniden sahneye çıkan terör yandaşı çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sevgili
HDP'nin durumu, evlatlarımızı da HDP il ve ilçe binalarından HDP'liler kaçırdılar diyen anneler ve babalar varken ve feryat ederlerken hala bu HDP'ye bir siyasi parti muamelesi yapılmalı mıdır? Soru budur. Bakın çocuklar nasıl terörist yapılmışlar. Terör örgütü PKK son 35 yılda 20 bin civarında çocuğu dağa çıkardı. Beni çuvala koyup arabayla savaşa getirdiler. Hepimizi zorla getirdiler. Askere gelmek zorundasın dediler. Gelmezsen kardeşini ya da ablanı alırız. Zorla ailelerinden alınan, kaçırılan ve beyni yıkanan çocuklar dağda militan olarak yetiştirildi. Geri dönmek isteyenler örgüt tarafından ya cezalandırıldı ya da katledildi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, PKK'nın çocuk savaşçıları konulu bir panel düzenledi. PKK'nın çocukları nasıl devşirdiği masaya yatırıldı. Araştırmalarıma göre gerek İçişleri Bakanı, gerek örgüt yayınlarının, gerekse kendi tanıklığım ve tanıklardan dinlediğim, son 35 yılda 20 bin civarında çocuktan savaşçı yapıldı örgüt saflarında. 20 bin çocuktan savaşçı yapılırken, hapishanede bunlar olurken, insan hakları örgütleri, yazarlar, gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ne yapıyordu? Özellikle sol mahalleyi söylüyorum. Hiçbir şey yapmadı. İnsan hakları örgütleri çocuktan savaşçı yapan çocukları, öldürülen çocukları haklarını savunmadı. Yazarlar yazılarına konu etmediler. Gazeteciler haberlerini yapmadılar. Akademi çeşitli kaygılardan dolayı el atmadı. Sivil toplum bir tek rapor hazırlamadı. Çocuk dernekleri hazırlamadıkları proje her konuda rapor yok. Ama bu konuya ilişkin bir çocuk, adı da İnsan Hakları Çocuk Derneği diye başlayan bazılarını tanıyorum. Bir gün sorun etmediler. Diyarbakır'da HDP önünde evladını arayan annelerden olan Aysel Bozkurt da çocukların silah değil, kalem tutması için tüm anneleri destek vermeye çağırdı. Bütün anneler gelin, bize destek verin. El ele, sırt sırta verelim. Ne Kürt'ü ölsün, ne Türk'ü ölsün. Türk'ün Kürt'ten başka dostu yoktur. Kürt'ün de Türk'ten başka dostu yoktur. Biz kardeşiz. Bu coğrafya bizim, bu bayrak bizim. Ama öyle bir yaptılar ki yıllardır bizi bize düşürdüler. Uzmanları dinlediniz değil mi? Tek bir kelime sarf etmediler, tek bir kalem oynatmadılar. Dağa kaçırılan çocuklarla ilgili dediler. Devam edelim efendim. Şimdi sosyal medyadaki yalanlara, iftiralara şimdi yer vereceğiz yayınımızda. Aman dikkat edin. Sosyal medya dediğimiz o çöplükte de bu teröristlerin sevicileri var ve iğrenç yalanları yayıyorlar. Barış Pınar Harekatı'nı karalamaya yönelik başlatılan manipülasyon girişimleri durdurak bilmiyor. Terör yandaşları sosyal medya hesapları üzerinden başka olay ve zamanda çekilmiş fotoğrafları Barış Pınar Harekatı'nda kayda geçmiş gibi servis ediyor. Terör yandaşları bu sefer de Suriye'deki çatışmalardan kaçan sivillerin fotoğraflarını dezenformasyonuna alet etti. O karelerden birinde Suriyeli bir çocuk Suruç'ta eşyalarını taşıyor. Terör yandaşları arkada Türk askerinin görüldüğü fotoğrafı paylaşarak harekat aleyhine manipülasyon yapmaya çalıştı. Ancak fotoğraf Eylül 2014 tarihine ait. Bu fotoğrafsa Yunanistan'daki bir sığınmacı kampında çekildi. Ancak Suriyeli çocuğun fotoğrafı terör örgütü yanlarınca harekat sonrasında kaydedilmiş gibi çarpıtılmak istendi. Manipülatif haberlerinde en çok çocukları kullanan hesaplar bir başka birinde elinde oyuncak bebek tutan Suriyeli bir çocuğu paylaştı. Ancak Ağustos 2014'te çekilmiş o fotoğrafında yalan haber olduğu ortaya çıktı. Bir başka karede ise Suriyeli anne ve karton kutu içindeki bebeği çadır kampında görülüyor. Ancak söz konusu fotoğraf Mart 2016 tarihinde kayda geçti. Yani operasyonda bir ilgisi yok.
Suriyeli çocukların ağladığının görüldüğü bu kare ise Ağustos 2015 tarihine ait. Ancak terör yanlıları söz konusu görüntüleri de harekat sonrasında yaşanmış gibi göstererek manipülasyonda bulunmaya çalıştı. Ve efendim şu anda Barış Pınar harekatı hangi aşamada, nereye, neler olabilir ve karşımızda kimler var? Ardından anlatacağımız konu sevgili dostlar, kimin eli kimin cebinde? Batı'nın korkunç iki yüzlülüğü, kimler azdı kudurdu, anlatalım. Aslında seyircilerimiz Fırat Kalkanı, Afrin Zeytin Dalı Harekatı ve devam eden Barış Pınarı Harekatı ile birlikte bölgeyi aslında hemen hemen bizim kadar çok daha iyi bilmeye başladılar. Ben hemen Minbiç bölgesini şöyle işaretleyerek göstereyim. Yani Fırat'ın batısında. Ama dikkat edilirse gelen bir yolla beraber Fırat'ın üzerindeki çok önemli bir köprünün, yani Fırat'ın batısıyla doğusu arasındaki stratejik yola bağlanıyor. Hakim yani, bir noktada. Evet, çok stratejik bir yerde. Yine Ayn al-Arab'ın hemen güneyinden, yaklaşık 30-35 kilometre güneyinden geçen bu yolu önemi şöyle bir önemi daha var. Yine hatırlayacaklardır, Süleyman Şah Türbesi de hemen bu köprünün kuzeyinde, şu anda gösterdiğim noktada. Yani bizim için önemli olan Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu yer, yine M4 yolunda Fırat'tan geçen köprüsü. Yine diğer önemli bir husus, Ayn al-Arab, diğer adıyla Kobani, bu kantonların can alıcı noktalarından bir tanesi. Hemen bunun yaklaşık 30-35 kilometre güneyinde yine ağır nakliye uçaklarının ve orta nakliye uçaklarının inebileceği ve kalkabileceği bir harap ışık meydanı var Selin bölgesinde. Bunu hemen ikmal noktası için önemli bir yerde. Yine onun hemen biraz daha güneyinde, şu anda işaretlediğim yerde, eski bir çimento fabrikası var. Fransızların yaptığı Lafarge çimento fabrikası. Burası da başından beri Amerikan birliklerinin, İngiliz özel kuvvetlerinin, Fransız özel kuvvetlerinin, İtalyan özel kuvvetlerinin, yani koalisyon içerisinde yer alan, harekata destek veren ekibin araçlarıyla, helikopterleriyle falan kullandığı bir yer. Şimdi çok ilginç bir gelişme. İki üssü var burada. ABD'nin ve PKK, PYD'nin. Bu iki üssü beraber bırakıp bizi günlerce oyalayıp, aylarca oyalayıptan sonra, hatta bir sene, Minbiç'ten çekiliyorum demesi çok önemli bir gelişme. Neden önemli bir gelişme? Önce stratejik olarak buranın önemini arz etmeye çalıştım. Estağfurullah. Siz burayı bırakıyorsunuz ve tekrar askerlerinizi çekiyorsunuz. Şimdi ne olacak burada? Biraz önce de söylediğiniz gibi Suriye hükümeti, rejim güçleri Rusya ile koordineli bir şekilde burada bazı yerlere bayraklarını diktiler. Yani sahada aslında daha önemli gelişmeler olacak. Çünkü PKK'nın burayı tam olarak boşalttığı da net değil. Onu şimdi önümüzdeki saatlerde, günlerde göreceğiz. Yani böyle gelip hemen her şeyi alıp bayrağı çekip burası işte rejime aittir anlamında da gelişmeleri. Ama zannederim Amerikalılarla Ruslar arasında bir anlaşma var gibi. Rusya'nın da zaten sahaya inmesi, bayrakların göstergesi Türkiye ile de bazı görüşmelerin olduğu anlamına geliyor. Ben öyle hissediyorum. Çünkü üst düzey Rus askeri yetkililer ve savunma ekipleri Türkiye'ye geldiler ve Milli Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı ile görüştüler. Daha dün görüştüler. Dolayısıyla yine Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin'le aslında görüşecekler. Cumhurbaşkanının Putin'le önümüzdeki saatlerde, en geç yarın, bir görüşme yapması da sanki çok sürpriz olmayacak gibi. Dolayısıyla Minbiç konusunda başlangıçta bu söylentilerin yavaş yavaş gerçeğe dönmesi, Türkiye'nin bu diplomatik girişimleri aslında Rusya ile aslanlı ruhuna uygun çalışmaları dikkate aldığımız zaman, ben hemen bizi izleyenler için şöyle kısaca söylüyorum. Son bir cümle alayım. Son bir cümle söyleyeyim. Minbiç önemli bir parçaydı. Amerika'nın bu bölgeyi terk etmesi demek, Türkiye'nin devam eden Suriye'nin kuzeyindeki harekatı açısından da önemli bir gelişmedir. Önümüzdeki günlerde biraz önce bahsettiğim stratejik noktalarda da bazı geri çekilmelerin söz konusu olacağı olabilir. Ve eğer olmazsa bile önümüzdeki aylarda, yıllarda devam edecek olan bu kargaşa içerisinde bu bölgenin de muhtemelen boşaltılacağını değerlendiriyorum. Bu Türk işgaline son verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Suriye'deki Türk saldırıları açıkça endişelerimizin merkezindedir. Maskeler düştü. Avrupa'da, Amerika'da, Orta Doğu'da. Sadece sözle teröre karşı olup, özde teröre hamilik edenlerin maskeleri bir bir düştü. Güvenliği sağlamak, terörizme karşı vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, dış politikada en öncelikli politikamız. Şüphesiz 2016 yılındaki en büyük sınavımızı terörle verdik. Uzun bir süredir terör saldırılarıyla karşı karşıyayız. Son olarak... Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la konuşma fırsatı bulduk ve bu saldırıların sona ermesiyle ilgili ortak arzumuzu kendilerine ilettik. İnsani nedenlerden dolayı bu Türk işgaline son verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kürtlerin karşısına çıkan bu durumu kabul edemeyiz. Gerçekten başka bir çözüm bulmalıyız. Merkel'in söylediği gibi başka bir yol var mıydı gerçekten? Peki o zaman neden yaklaşık 4 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapan Türkiye'nin sorunları yıllarca kulak arkası edildi? Son bir yıldır konuşulan ve son birkaç aydır ABD ile planlaması yapılan, hatta ortak devriyeye bile çıkılan bir harekata herkesin birden karşı çıkması ne anlama geliyor? Ruanda'da, Myanmar'da, Orta Afrika'da, Keşmir'de, Irak ve Suriye'de milyonlarca masum ölürken sesi çıkmayanlar, neden şimdi Suriye'de Kürtler öldürülüyor yalanına sarılıyor? Barışı sadece kendi çıkarlarını koruyan bir kavram olarak gören bu devletler, sizce de en az terör örgütleri kadar tehlikeli değil mi? Bu 30 kilometre Türkiye boyunca bir şerit. Kürtler ayrılma eğilimindeler ve bu iyi bir gelişme. Onların sınırlarını almalarına izin verin. Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var. Onlar bizim NATO müttefikimiz. Türkiye ile birçok ticaret yaptık ama onların birçok insanı öldürmesini istemiyorum. Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa daha önce çok az ülkenin gördüğü türden yaptırımlar uygularız. ABD Başkanı Donald Trump bir gün arayla yapmıştı bu açıklamaları. Amaca giden her yol mübahtır diyen Machiavelli'nin bile kemiklerini sızlatacak bu politikalar dünyayı yeni bir felakete sürüklemiyor mu? Son 100 yıldır neredeyse topraklarının tamamı işgal altında olan, halkı aşağılanan ve neredeyse bütün varlıkları İsrail'e rehin edilen Arap dünyası da sessiz. Barış Pınarı Harekatı'nın hemen ardından Arap Birliği Dışişleri Bakanları Kahire'de bir araya geldi. Sözde birlikteliklerini sağlayan İsrail düşmanlığında bile kullanmadıkları kelimelerle Türkiye'yi kınamaya kalktılar. Bu dünyada göz ardı edilmemesi gereken kınanan bir istiladır. İstilacının verdiği bahaneler ne olursa olsun saldırganlık saldırganlık olarak kalır.
Suudi Arabistan aynaya baksın. Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle şu anda mücadele ediyoruz. Ziraat Bankası sunar. Ziraat Bankası sundu. Değerli kardeşlerim, biz tam 1000 yıldır bu topraklarda beraberce yaşıyoruz. Sultan Alparslan Anadolu'yu vatanımız yapacak kapıları açarken Malazgirt'te hep birlikte mücadele ettik. Bunun için hiçbir zaman herhangi bir etnik veya dini azınlığı sistematik ayrımcılığa tabi tutmadık. Şayet böyle bir anlayışımız olsaydı bölgenin demografik yapısı 1000 yılda 1000 defa değişirdi. Ama tüm kadim halklar, tüm kadim inançlar, tüm kadim kültürler bölgemizde yaşamaya devam ediyor. Demek ki bizim birbirimizle meselemiz yok. Peki öyleyse bunca sıkıntı neden yaşanıyor? Ne zaman bölgeye dışarıdan bir el girmişse önce herkesi birbirine düşman etmiş, ardından bu kin ve nefret ikliminde kendi çıkar düzenini kurmuştur. Tarihi hakikatler şunu gösteriyor. Bizim birbirimizden başka dostumuz, birbirimizden başka sırtımızı yaslayacak hiç kimsemiz yoktur. Son dönemde Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Kuzey Afrika'da, daha önce Balkanlar'da, Kafkaslar'da yaşananlar bu hakikatin birer örneğidir. İşte bunun için her fırsatta tüm kardeşlerimize, dostlarımıza, tüm mazlumlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunuyorum. İşte bunun için one minute diyor. İşte bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. İşte bunun için dünya beşten büyüktür diyoruz. İşte bunun için herkes için adalet, herkes için refah, herkes için huzur diyor. İşte bunun için hiçbir ayrım yapmadan 4 milyon Suriyeli muhaciri yıllardır topraklarımızda misafir ediyoruz. İşte bunun için Suriyeli kardeşlerimizin huzurla evlerine dönebilmeleri için bizzat sahaya iniyoruz. İşte bunun için kendi güvenliğimiz, kendi huzurumuz kadar çevremizdeki ülkelerin de esenliğini istiyor, gözetiyor, çaba gösteriyoruz. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz sadece yaşatmak için, sadece barış ve huzur götürmek için gidiyoruz. İnşallah Barış Pınarı Harekatı'yla şanlı tarihimize yeni bir altın sayfa ekleyeceğiz. Bir kez daha Allah ülkemizin, milletimizin, ordumuzun, kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyor. Vestel Venüs V7 hava durumunu sunar. Merhaba, 16 Ekim Çarşamba A Haber ekranlarında hava durumuyla karşınızdayız. Marmara bölgesiyle başlıyoruz.
Bölge bugün puslu, sisli ve parçalı bulutlu. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 23 derece, en düşük sıcaklık 16 derece. İç Anadolu'nun geneli parçalı bulutlu olsa da yağışlı şehirler de var elbette. Ankara'ya bakalım hemen. Gündüz 28 derece olacak, gece 11 derece. Ege'nin geneli yağışlı bugün ama İzmir'se parçalı bulutlu. Bakalım rakamlar neyi gösteriyor? Gündüz 27 derece olacak, gece 18 derece. Akdeniz hem yağışlı hem de bulutlu. Antalya'da sıcaklık değerleri ise 28-22. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu. Keza Trabzon'da böyle. Sıcaklık değerleri gündüz 21 dereceyi gösterecek, gece 16 dereceyi. Doğu Anadolu'da da tablo değişmiyor. Erzurum'da sıcaklık değerleri ise 21'i gösteriyor gündüz, gece 4 dereceyi. Son bölgemiz Güneydoğu Anadolu, geneli parçalı bulutlu olsa da Gaziantep yağışlı bugün. Sıcaklık değerleri gündüz 30 dereceyi gösterecek, gece 17 dereceyi. Havanın notlarını aktardık sizlere. Tekrar görüşünceye dek önce kendinize, sonra da evden çıkmadan havanın durumuna iyi bakın. Vestel Venüs D7 hava durumunu sundu. Saat tam 7. Sabah ajansı yeniden huzurlarınıza geldi. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, hafta içi her sabah geliyoruz huzurlarınıza. A Haber Televizyonu'nda ve A Haber Radyo'da milletle beraber yapıyoruz bu yayını. Haberiniz ola. Ne buyurdu İmam-ı Rabbani? Ne dedi İmam-ı Rabbani? Sefer zamanında iki ordunun ittifakıyla Allah başarı nasip eder diyor İmam-ı Rabbani. Hangi iki ordu bunlar? Bir, evlatlarımızdan oluşan ordumuz, askerlerden oluşan. İki, dua ordusu. İşte bu iki ordunun işbirliği şart. Ey ahali, yani dua ordusu kim? Biz, siz, onlar, şu anda bizi seyreden, dinleyen, seyredemeyen, dinleyemeyen, gönlü bizimle olan herkes. Dua ordusu, hazır mısınız? Evlatlarımız için dua edelim. Allah'ım ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Allah'ım sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen her şeye kadirsin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bize merhamet et, bize yardım et. Dualarımızı işit ve kabul et, yalvarıyoruz sana. Allah'ım elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahu Ekber ve lillahi elhamd. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koru, kolla, muhafaza eyle, yalvarıyoruz sana ya Rabbil Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi idare edenlere akıl ver, fikir ver, sabır ver, dayanma gücü ver, yalvarıyoruz sana. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Yalvarıyoruz sana, Müslümanların kalplerine birlik ve beraberlik duygusu koy. Birbirini sevme duygusu koy. Yalvarıyoruz sana. Allah'ım sana yalvarıyoruz. Kafirler topluluğuna karşı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e yardım et. Yalvarıyoruz sana, askerlerimizin, polislerimizin, korucularımızın, istihbarat elemanlarımızın, bizimle beraber mücadele eden Suriye Milli Ordusu'ndaki kardeşlerimizin yar ve yardımcısı ol. Yalvarıyoruz sana. Amin. Burası A Haber. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Bu millet asırlar boyu İlahi Kerimetullah'ı ve bunun sancaktarlığını yapmış bir millet. Bu millet asırlarca ilahi kelimetullah'ın sancaktarlığını yapmış aziz ve asil bir millettir. Ne demek ilahi kelimetullah? Gençler bilmez. Allah'ın kelamını yaymak. Sevgili dostlar, gazetelere bakacağız. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Münbiç'teki durum kabul edilemez. Yeni Şafak gazetesindeki başlık. Diğerlerini de açtık, diğer gazetelere de şöyle bir bakın diye. Yeni Şafak logosunun üstünde Münbiç'teki durum kabul edilemez bu başlığı görüyoruz. PKK hala orada. Trump'ın istediği gibi bir ateşkes olmaz. Önce ateşkesi ilan edelim, ondan sonra diğer konuları görüşelim. Önce anlaşacağız, ondan sonra ateşkesi konuşacağız. Rejime bedelini ağır ödettik.
ve efendim Türkiye'ye tam destek var. Tabii Batı dediğimiz o emperyalist yamyamlar kuduruyorlar. Onlar destek vermiyorlar. Çünkü yok ettiklerimiz bu Batı'nın evlatları. Erdoğan Putin'le telefonda görüştü. Türkiye tek yürek oldu. Yeni Şafak'ın manşeti. Halkın %77,2'si harekatın başarılı olacağını söylüyor. Yarısı geç bile kalındığına inanıyor. Ve çağrılırsak biz de katılırız diyor. Savaş değil, terörle mücadele. Halk bilen biliyor. Trump iç kamuoyuna oynuyor. Yaptırım boşa çaba. Böyle bir haber görüyoruz efendim. Doçent Kadir Tuna ticari faaliyetlere önemli bir etki yaratması beklenmiyor dedi. Buna niye soruşturma yok? Milli takımın Fransa maçında Kaan Ayhan'ın golü sonrası Barış Pınar Harekatı'na destek için verdiği asker selamını Avrupa azmedemedi. Buna niye soruşturma yok? Fotoğrafını görüyoruz. Hemen bakalım. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkartmaya çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler yalana inandı. Küstah çağrı. Türkiye ile ilgili yalan haberleri ölçü alan Birleşmiş Milletler, Suriye'deki PKK'lı teröristleri Kürt savaşçılar olarak niteledi. Devam edelim. Moraller yüksek. 611'i etkisiz. Namluyu gören kaçıyor. 793 sanal teröriste kaçış yok. Amerika Münbiş'ten çıktı. Eve dönüş başladı. Münbiş'te Mehmetçi'ye saldırı. 2 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. 2 şehit, 15 yaralı. Bebek katilleri Dırbesiye'den Mardin Kızıltepe'ye havan ve roket atar mermisi attı. Taşlıcı ve Otluk mahallelerinde 2 kişi şehit oldu. 2 asker şehidimiz var. 2 sivil şehidimiz var. PKK'ya İsrail ve Evanjelik kalkanı. İsrail ve Evanjelik Hristiyanlar. Kalkan oluyorlar PKK, PYD, YPG terör örgütüne. HDP'li 4 belediye başkanı gözaltında. Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasındaki bütün haberleri aktardık. Sabah ajansı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmeleriyle ve verdiği bilgilerle sabah ajansı devam ediyor. Harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Açık söylüyorum. Başladığımız işi muhakkak bitireceğiz. Başkan Erdoğan, Türk Konseyi'nin 10. kuruluşu için gittiği Azerbaycan'dan dönüşte uçakla konuştu. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli mesajlar verdi. Harekatın başarıyla yürüdüğünü bildirdi. Harekat planlandığı gibi başarıyla yürüyor. Rasulayn ve Tel Abyad'ı teröristlerden arındırarak buraları güven altına aldık. Yaklaşık 32 kilometrelik derinliğe ulaştık. M4 karayolunu kontrol altına aldık. Bu süreçte sivillerin zarar görmemesi için azami gayret gösterdik, gösteriyoruz. Şimdi bizi baskı altına almaya çalışıyorlar. Biz harekatımızı tamamıyla karşımızdaki terör örgütlerine karşı yaptık ve yapıyoruz. Harekat hedeflerine ulaşana kadar devam edecektir. Başkan Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarını da anlattı. Trump'ın ateşkes ilan edilmesi talebi olduğunu açıkladı. Bunun kabul edilemeyeceğinin altını çizdiğini ve terör örgütüyle masaya oturmayız mesajını Amerikan başkanına ilettiğini söyledi. Sayın Trump'la görüştüm. Amerika'nın ateşkes ilan edin, biz de müzakere için arabuluculuk yapalım teklifine karşı biz terör örgütüyle masaya oturmayız diye cevap verdim. Şimdi de Trump'a bir teklifimiz oldu. Biz dedik ki bir heyet gönderin. Çünkü ateşkes ilan edin diyorlar. Bizler asla ateşkes ilan edemeyiz. Sizin teklifiniz vardı 20 mil. Öbür tarafında Irak sınırına kadar. Biz şu anda 20 mil teklifinizi Irak sınırından da 444 kilometre batıya olan bu bölgeyi tamamıyla boşaltmanın gayreti içerisindeyiz. Kimden? Terör örgütünden. Bunu boşaltana kadar bizim ateşkes ilan etmemiz mümkün değil. Çünkü biz burayı güvenli bölge olarak ilan ediyoruz. Başkan Erdoğan, terör örgütünün hızla mevzi kaybettiğini de belirtti. Buna karşılık yaptırım baskısına dikkat çekti. PYD-YPG hızla mevzi kaybediyor. Harekatı durdurun diye bize baskı yapıyorlar. Yaptırımlar açıklıyorlar. Bizim hedefimiz belli. Bizim herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok. Sayın Trump'a da bunları ayrıca söyledim. Bir taraftan da bizi ayın 13'ünde Amerika'ya davet ediyorlar. Türkiye artık kendine yeten bir ülke. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı terörle mücadelede silah, mühimmatı biz kendimiz üretiyoruz. Bunlarla biz bu işin mücadelesini veriyoruz. Ne dedi? Patriot vermiyorum, verme. Ne oldu? Biz de S-400'ü aldık. Bu sefer de başladı, S-400'ü alamazsın. Aldık.
teslimatı da yapıldı. Şimdi artık çaresizlik yok. Ve Münbiç. Başkan Erdoğan, Münbiç ve Kobani için Rusya ve Amerika ile görüşmelerin devam ettiğine de dikkat çekti. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki hedefini işaret etti. Bizim hedefimiz belli. Teröristlerin 32 kilometrelik alanın dışına çıkması ve bu hattın Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar tarafımızdan güven altına alınmasıdır. Münbiç, Amerikalıların daha önce bize 90 gün içerisinde tamamen boşaltıp teslim edeceğiz dedikleri yerdi. Şu anda ise rejimin Münbiç'e çok ciddi bir baskısı var. Ama terör örgütü içeride. Onları boşaltarak değil, boşaltıp da oraya girmiş olsa bizim de diyecek lafımız yok. Burayı gerçek sahiplerine teslim ettiler diyebiliriz. Ama böyle bir şey yok. Yine YPG orada. O zaman ne farkı var bu işin? Sadece etiket değişiyor. Münbiç'in tamamına yakını %85-90'ı Arapların, Kürtlerin değil. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Allah'ın emri ve iziyle öyle olacak. Çünkü niye bir kere yükselen bayrak bir daha inmez? Bu memleketin evlatları var. Vatan için, millet için, devlet için, Kur'an için, Allah için, bayrak için, şehit olmak üzere adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Elhamdülillah. Terör örgütü YPG PKK işgalindeki Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine havan ve topçu atışı yapıldı. Saldırıda piyade uzman onbaşı Mesut Çelik ve piyade üsteğmen Çelebi Bozbıyık şehit oldu. 7 asker de yaralandı. Bazı yaralı askerler Gaziantep Nizip'teki hastanede tedavi altına alındı. Saldırının ardından bölge ateş altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şehit piyade uzman onbaşı Mesut Çelik 28 yaşındaydı. Adıyaman Çelikhan'daki ailesine şehadet haberi verildi. Bekar olan şehidin evine Türk bayrağı asıldı. 27 yaşındaki şehit piyade üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın şehadet haberi de Kırıkkale'deki baba evine ulaştı. Askeri yetkililer acılı aileyi teselli etti. Şehitlerimiz var. Dua edelim inşallah. Ey ahali, dua edelim. Dua ordusu. Allah'ım sana yalvarıyoruz. Şehitlerimizin şehadetlerini kabul buyur yalvarıyoruz sana. Şehitlerimizin geride bıraktıklarına, eş ve çocuklarına, annelerine, babalarına, ailelerine sabır ver, dayanma gücü ver yalvarıyoruz sana. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Allah'ım yaralılarımıza şifa ver yalvarıyoruz sana. Allah'ım şüphesiz sen bizden daha iyi biliyorsun ki karşımızdakiler sana da düşmanlar. Kafirler topluluğu var karşımızda. Allah'ım bu kafirler topluluğuna karşı, bu eli kanlı teröristlere karşı ümmeti Muhammed'e, devletimize, milletimize yardım et yalvarıyoruz sana. Allah'ım bu kafirler topluluğunun ve bu eli kanlı katillerin, teröristlerin kurduğu, kuracağı tuzakları boşa çıkart, kendi başlarına çal yalvarıyoruz sana. Allah'ım askerlerimizin, polislerimizin, korucularımızın, istihbarat elemanlarımızın, bizimle beraber mücadele eden Suriye Milli Ordusu'ndaki kardeşlerimizin yar ve yardımcısı ol. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin, amin. Yetmez. Yetmez. Şehitlerimizin ruhlarına ikram edilmek üzere bir Fatiha, üç İhlas okuyalım inşallah. Allah kabul buyursun. Devam ediyoruz efendim. Barış Pınarı Harekatı'nda son durumu anlatacağız. Batı kuduruyor. Çünkü karşımızdakiler Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Hollanda dediğimiz işte o Batı'nın evlatları. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu YPG PKK'lı teröristlerin üzerine kabus gibi çöktü. Tel Abyad ve Resulayn'da sokak çalışmaları tüm şiddetiyle sürüyor. Kaçan teröristlerin geride bıraktıkları cephanelikler tek tek ortaya çıkarılıyor. Thank you.
Resulayn'da dün geceden itibaren bombardımanda sevkiyatta yoğunlaştı. Şu anda sınır hattının sıfır noktasındayız. İşte görüyorsunuz Şanlıurfa'dan gelen konvoy sıfır noktasına ulaştı ve sınırı geçecek. Karşı tarafta daha temizlenecek, güvenlikli hale getirilecek çok yer var ve işte görüyorsunuz herhangi bir el bombalı ya da patlayıcılı saldırıya karşı da tankların çevresi tel örgülerle sarıldı. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor. F-16'lar havadan, fırtına obüsleri yerden YPG hedeflerini darmadağın ediyor. Düştü. Resulayn'ın doğu bölgesindeki operasyona havadan insansız hava araçları da destek oluyor. Onların belirlediği koordinatlar karadaki komando birliklerinin verdiği koordinatlarla karşılaştırılıp harekat merkezinden topçu birliklerine emir geliyor ve işte bu şekilde o noktaya atışlar gerçekleştiriliyor. Kamer, dur! F-16'lar hassas vuruş modunda uçuyor. Yani terör hedefleri sivillerin arasına yöneldiğinde bombardıman iptal ediliyor. YPG, PKK'nın sözde elebaşları askerin bu hassasiyetini bildiğinden bölgeden kaçmak için sivillerin arasına karışıyor. Hatta örgüt tüm teröristlere sivil kıyafet giyin talimatı verdi. İşte bu yüzden meskun mahallede çok daha titiz davranılıyor. Hem komandolar hem de Suriye Milli Ordusu siviller zarar görmesin diye adım adım ilerliyor. Karargahlarında gizlenen teröristlerin yerleri belirlenip sıcak temas kuruluyor. Evler tek tek aranıyor. O aramalarda yine örgüte ait çok sayıda silah, yüklü miktarda cephane ve zırhlı araçlar da ele geçirildi. Tel Abyad. Yoğun operasyonların ardından Tel Abyad'daki terörist unsurlar temizlenmişti. İşte şu anda Özgür Suriye Ordusu unsurları yine takviye olarak sınırdan geçiş yapıyor. Bir daha söyleyelim. Sevgili seyirciler, Suriye'nin kuzeyinde PKK, PYD, YPG, KCK bunların kontrol ettiği yerlerde ezan okumak yasak idi. 4 yıldır böyleydi. Masal değil bu. Şimdi okunuyor, okunacak inşallah, elhamdülillah. Anladınız mı bu neyin savaşı? Haç'la Hilal'in savaşı bu. Terör örgütleri, maşa, bunlar tiyatro. Karşımızda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Avrupa Birliği'nin bütün ülkeleri var. Yani bu bir din savaşı ey ahali. Sinan Yılmaz bölgede hazır, bekliyor. Orada gün aydınlandı. Sinan Yılmaz, günaydın, kolay gelsin. Yayını ve sözü sana bırakıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarılı ve planlı bir şekilde devam ediyor. Harekat bugün itibariyle artık 8. gününde ve şu ana kadar 611 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayının da artabileceğini belirtirim. Çünkü gece boyunca yoğun bir hava hareketliği söz konusuydu. Kameraman arkadaşım Orhan Şener'le birlikte bu hava hareketliğini hemen fark ettik. F-16 savaş uçakları gözlem ve keşif uçuşu yaptılar ve aynı zamanda belirlenen noktalar bombalandı, imha edildi. PKK'nın karakolları, lojistik merkezleri havaya uçurulduğunu sizlerle paylaşalım. Tel Abyad'ın güneyi ile Resulayn'ın güney kısmında meskun mahal çatışmaları hala devam ediyor. Alan iyice daraldığını sizlerle paylaşalım. Tel Abyad'ın kent merkezine gelecek olursak 3 gündür arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Çünkü PKK ve YPG terör örgütü üyelerinin evlere, yollara ve sığınaklara, tünellere döşediği çok sayıda patlayıcı ve el yapımı patlayıcı ve mayınlar vardı. İşte o mayınlarının imhası noktasında, temizlenmesi noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Suriye Ordusu'nun çalışmaları devam ediyor. Arama tarama faaliyetleri sırasında PYD, PKK'ya ait bir depo bulundu ve o depoda da mühimmatlar, el yapım patlayıcılar, silahlar ve ABD yapım patlayıcılar ve zırhlı personel taşıyıcı bir araç bulundu bu arazi arama tarama faaliyetleri sırasında. Ve şu ana kadar 611
terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilerleyişi devam ediyor. M4 karayolu, bu karayolu Telebet ile Ayn-el Arab arasında bulunuyor ve PKK-PYD'nin lojistik yolu olarak kullandığını sizlerle paylaşıyorum. Dolayısıyla çok önemli ve kritik bir yol ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu yolu ele geçirmek istiyor. Bu yol ele geçirildiği takdirde de Ayn-el Arab ile Talebat'ın bağlantısı kesilmiş olacak. Hemen arkamda Talebat bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eline geçti ve şu anda orada yaşayan vatandaşlar huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Şu an itibariyle kent merkezinde sessizliğin hakim olduğunu söyleyelim, ancak Talebat'ın güneybatısında meskun mahal çatışmaları devam ediyor. Sinan Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz ve hemen geri dönüşlerle ilgili bilgilerle devam ediyoruz sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Bir ilçe daha terörden temizlendi, siviller dönmeye başladı. Görüntüler Barış Pınarı harekatıyla terörden temizlenen Tel Abyad'dan. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun YPG'li teröristlerle girdiği çatışmalar sırasında ilçeden ayrılan siviller dönmeye başladı. Geçici olarak güvenli bölgelere giden sivilleri Tel Abyad girişinde güvenliği sağlayan Suriye Milli Ordusu askerleri karşılıyor. Sadece araçlarda değil, kamyon ve pikap kasalarında da bulunan siviller güvenlik kontrollerinin ardından ilçeye alınıyor. Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Mudar Asad, Barış Pınarı Harekatı sayesinde terör örgütü YPG PKK'nın zorla göç ettirdiği sivillerin de evlerine döneceğini söyledi. Suriye halkının uzun zamandır gerçekleşmesini istediği Barış Pınarı Harekatı, barışın temsilidir. Hareket sayesinde terör örgütünce bölgelerinden zorla çıkarılanlar evlerine geri dönecektir. Barışın sağlanması, huzurun tesis edilmesi ve gerginliğin azaltılması için Barış Pınarı Harekatı başlamıştır. Öte yandan Türk Kızılayı da Tel Abyad'a girdi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolü sağlanan ilçede halka yardım malzemeleri dağıtıldı. Mehmetçiğin de Kızılay ekipleriyle birlikte yardım dağıtması fotoğraf karelerine yansıdı. Batı çıldırdı, Batı kudurdu. Batı dediğimiz kim? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, işte Avustralya, o topluluk. Sevgili dostlar, Haçlı Hristiyanların, Siyonist Yahudiler İttifakı'nın genel adı, çıldırdılar. Bu harekat başlayınca çıldırdılar. Çünkü karşımızdakiler Batı'nın evlatları. Bin kilometre karelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. Başkan Erdoğan, Barış Pınar Harekatı'nda sağlanan ilerlemeyi Azerbaycan'dan duyurdu. Suriye'nin kuzeyi Barış Pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize ulaşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Türk dili konuşan ülkeler zirvesine katıldı. Türkiye Cumhuriyetlerden harekata destek istedi. Atamız Dede Korkut'un dediği gibi, iyi dost iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir. Evet, Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimden çok güçlü dayanışma bekliyoruz. Operasyonun başladığı andan itibaren Türkiye'ye destek veren tüm liderlere buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Operasyonların en önemli amacının mültecilerin evlerine dönmesini sağlamak olduğunu tekrarladı. İlk etapta 1 milyon, daha sonra 2 milyon sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz. Afrin, Cerablus, Azez'de olduğu gibi burada da uluslararası destekle altyapı, okul, hastane ve konut projeleriyle istikrarı sağlayacağız.
Ve gelelim ziyaretlere efendim. Amerika'dan misafirlerimiz gelecekmiş. Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Yani Trump hariç herkes burada. Bu ikisi var ya, bu ikisi. Biri Başkan Yardımcısı, biri Dışişleri Bakanı. Bunlar Amerika'da evanjelist Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin en önde gelen isimleri. Bu arada bir son dakika gelişmesi efendim, 637 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı Milli Savunma Bakanlığı tarafından 637 olarak ilan edildi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerle buluştu. Amerikan Başkanı Trump, Pence ve Pompeo'nun Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gideceğini belirtti. Trump, heyet ateşkes talep edecek ifadelerini kullandı. Mike Pence'in basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada da Pence'in 17 Ekim Perşembe günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceği bildirildi. Açıklamada Pence'in Erdoğan'la görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkesin sağlanması konusunu öncelikli olarak görüşeceği vurgulandı. Ve sıradaki haber sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri kamyon kamyon binlerce tır silah ve mühimmat vermedi mi? Kime? PKK, PYD, YPG, KCK, işte bu isimleri ayrı, adamları aynı, delikanlı katillere. Demek ki kim bunların sahipleri? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'nın terör örgütü YPG PKK'yı Türkiye'nin harekatına karşı eğittiği ortaya çıktı. Skandal haber, Amerikan Foreign Policy dergisinde yer aldı. Amerikalı askeri yetkililere dayandırılan haberdi, Amerika'nın Suriye'deki kuvvetlerinin Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon yapma ihtimaline karşı terör örgütü YPG PKK'ya hazırlık eğitimi verdiği ortaya çıktı. Zeytin Dalı harekatından sonra örgütün Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel bir operasyona karşı devasa bir tünel ağı inşa ettiği ifade edildi. Teröristlerin bu tünelleri hava operasyonlarına karşı alan savunması yapmak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı dayanmak amacıyla inşa ettiği belirtildi. Amerikan kuvvetleri bu tünellerde muhtemel bir Türkiye müdahalesi durumunda örgütün nasıl koordinasyon sağlayacağı konusunda hazırlık eğitimleri verdi. YPG PKK'lı teröristlerin ayrıca derinlikli savunma taktikleri konusunda eğitildiği kaydedildi. Amerika, YPG PKK'nın Resul Ayn ve Tel Abyad arasındaki bölgede askeri siperlerini yıktığını iddia etmişti. Efendim silah kim verdiyse, mühimmat kim verdiyse tabii ki eğiten de o oldu. Dolayısıyla PKK, PYD, YPG, KCK Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ordusu gibi oldu. Karşımızda onlar var sevgili dostlar. Şimdi devam edelim. İç siyasette neler var? Kim aslında ne diyor ama ve lakin fiilen ve gerçekte nerede duruyor? Yavaş yavaş göreceğiz Allah'ın emri ve izniyle inşallah. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Yahya Kemal'in dizelerinden alıntı yaptı, Barış Pınarı harekatına desteğini bir kez daha yineledi. Aklımız, fikrimiz, yüreğimiz askerimizle, Mehmet'imizle. Buradan bir kez daha kopan o fırtınayı, Türk ordusunu, Türk gençlerini selamlıyorum. Mecliste muhalefet partilerinin grup toplantıları günüydü. İYİ Parti grubu şehitler için okunan Fatiha ile başladı. El Fatiha buyurun. CHP grup toplantısındaysa Kemal Kılıçdaroğlu kürsüdeydi. Orta Doğu bataklığına müdahale etmeyin dedik. Orada bizim ne işimiz var dedik.
Defalarca söyledik. Ama bugün geldiğimiz nokta askerlerimiz orada. CHP lideri zaman zaman operasyona destek verdi, zaman zaman da hükümete yönelik eleştirilerle karşı çıktı. Bir ülkenin en tepe noktasındaki koltuğu işgal eden bir kişi nasıl olur da Suriye'de fetihten söz eder? İnşallah en kısa zamanda bu fetih müyesser olur diyerek istila girişimini açıkça itiraf etmiştir. HDP grubunda konuşan eş başkan Pervin Buldan da Kılıçdaroğlu'yla benzer görüşleri savundu. Adına Barış Pınarı dedikleri bu saldırı her iki tarafa da daha fazla yıkım, daha fazla acı ve gözyaşı getiriyor. Oralar bizim topraklarımız değil. Oralardan çekileceğiz. Git Esad'a kardeşim, Esad'ın ordusu var. Sen niye Esad'ın topraklarını korumak için oraya giriyorsun? Suriye ile ilgili ve Esad'la ilgili bu değerlendirmeleri yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP sözcüleri, orayı senelerdir işgal eden, oralarda üsler kuran, oralarda devriye gezen, oraları kendi toprakları gibi kabul edip milletle uluslararası toplantılarda pazarlık eden Amerika Birleşik Devletleri, Suriye ve İran'la ilgili ağzından tek kelime çıkartmadı. Bilmem anlatabildim mi? Oraları fiilen bombalayan Amerika Birleşik Devletleri'ne tek kelime etmedi. Mezhepsel kaygılarla Esed'in avukatlığına soyunanlar var bu memlekette. Genel kurulda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ve benzeri kaygılarla adeta teröristlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde sözcülüğünü yapanlara MHP ve AK Partililer sert yanıtlar verdiler. Bugün daha 6 gün oldu bu işgal girişimi. Bunu şiddetle reddediyoruz. Türk milleti bunlara gereken cevabı verecektir. HDP Barış Pınar Harekatı'nı karalama kampanyasına devam ediyor. Bu kez provokasyon içeren cümleye Serpil Kemal Baypek Gözegö imza attı. Harekat için işgal dedi. AK Parti ve MHP'nin tepkisi sert oldu. Bir terör propagandasına varacak bir konuşma dinlediğimizi düşünüyorum. Bu mantığı ben anlayamadım. Yani Barış Pınarı Harekatı adı üstünde terör unsurlarıyla mücadeleyi öngören Suriyelilerin vatanlarına kavuşturulması için yapılan bir harekat. AK Parti'den Özlem Zengin konuştu. HDP'nin halkı kışkırttığını ileri sürdü. Kendisi bilerek ve isteyerek defaatle şu anda devam etmekte olan Barış Pınarı askeri harekatını hem bir işgal girişimi hem de savaş olarak telakki etmektedir. Bu ifadeleri kullanmanın başta meclis üzerinden milleti terörize etme harekatının ben en dip noktası olduğu kanaatindeyim. MHP'dense Erkan Akçay söz aldı. Hedefinde HDP sözcüleri vardı. PKK, YPG, IŞİD vesaire daha her gün bu saldırılarını devam ettiriyor. Yani bunları görmezden gelerek Türkiye'yi bir savaşa girmekle suçlamayı doğru bulmuyoruz. AK Partili Zengin uslup uyarısı da yaptı. Buradan bir siyasi rant üretmeye çalışmak hiç kimseye yakışmaz. Hiç olmazsa şu günde birbirimize daha fazla ihtimam gösterelim. Bu mesele AK Parti meselesi değildir. Bu mesele Türkiye meselesidir. Teşekkür ederim. Gazeteleri açtık, ya destek olun ya göçmenleri kabul edin diyor Akşam gazetesi manşetinden. İki günde huzur geldi, bunu da görüyoruz efendim. Ve Batı imha ediyor, Türk ihya ediyor Yeni Akit gazetesinde bu başlığı görüyoruz. Onları da ayrıntısıyla okuyacağız sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Güneş gazetesiyle devam edelim. Beşiktaş'ta kongre ateşi, kongreyle ilgili Beşiktaş'taki bilgiler var, tansiyon yükseliyor. Enver Cenk Şahin'e Başakşehir sahip çıktı. Almanya'da milletini, devletini destekledi diye takımın sözleşmesini feshetti takımı. Takımdan attılar adamı. İşte Batı, çağdaş uygarlığın adresi değil. Irkçıların, barbarların, yamyamların adresi görüyorsunuz efendim. Ve bir hafta dayanabildi. Manşet bu, Güneş gazetesinde okuyalım. Suriye tezkeresine içimiz yana yana evet diyoruz diyen Kılıçdaroğlu harekatın 7. gününde zoraki desteğini de çekip
terör örgütü ve Batı'daki destekçilerini memnun eden açıklamalar yaptı. Fırça yerini buldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztürk'ün önceki gün Londra'da PKK destekçileriyle birlikte katıldığı toplantıda yediği harekata nasıl destek verirsiniz fırçası etkisini gösterdi. DEAŞ iftirasına sarıldı. Türkiye'nin DEAŞ'a yardım ettiği iftirasını yeniden dolaşıma soktu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Kandil ağzıyla konuşuyor diyor vatandaşlar. Ve Kılıçdaroğlu'ndan bunları duymadık. PKK-YPG'nin roketlerle sivilleri katletmesine tek kelime etmedi. Milli takıma uygulanan lince hiç değinmedi. Batı medyasındaki iftira kampanyasına gözünü yumdu. Yazıklar olsun diyor Mahir Ünal. Kılıçdaroğlu teröristlere tek kelime etmeden böyle bir günde FETÖ'nün uluslararası iftira kampanyasının sözcülüğünü yapıyor. Yazıklar olsun diyor efendim. UEFA talimatı yerine getirdi. Milli futbolcuların beraberlik golünden sonra Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçi'ye selam göndermesi PKK sevicileri çıldırttı. Skandal bir adım UEFA'dan geldi. Fransa Spor Bakanı'nın çağrısı üzerine milli takım hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Peki bu ne? Asker selamının sporun ruhuna aykırı olduğunu ileri süren Fransız Bakan Griezmann'ın Dünya Kupası seremonisinde Macron'a asker selamı çaktığını unuttu. Pence ve Pompeo Ankara'ya geliyor. Başkan Erdoğan'la görüşülecek. Devam ediyoruz. Yüzler nihayet gülüyor. Zulümden huzura dönüş fotoğrafları var. Yine sivilleri vurdular. Kızıltepe'de iki sivil daha şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Cerablus'taki saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetti. Eski sevgili dehşeti. Cinayet ve intihar. Kadın cinayetlerine bir yenisi İzmir'de eklendi. Güzellik salonu kan gölüne döndü. Ayrıntılar var efendim. HDP'li başkanlar gözaltında. Hakkari, Yüksekova, Nusaybin ve Erciş belediye başkanları terör örgütüne destek soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Faiz, tepe taklak, indirim yarışı. Merkez Bankası'nın kararı sonrası devlet bankaları öncülüğünde başlayan faiz indirim kampanyasına özel bankaların da katılmasıyla oranlar son 3 yılın en düşüğüne geriledi. Her yerde satılıyor ölümcül çikolata. Performans arttırıcı diye satılan çikolata ve kahvelerde bilinçsiz kullanıldığında ölüme kadar götüren ilaç ham maddeleri tespit edilmiş efendim. Ve ne de olsa kedi 8 canı kaldı. Ordu'da 5 katlı binanın çatısından park halindeki aracın üstlerine 4 ayak üstü düşen kedi hiçbir şey olmamış gibi koşarak uzaklaştı. Barış Pınar Harekatı'nda 2 askerimiz şehit. Allah rahmet eylesin. PKK'lılar Arap kıyafetleri giyip kaçıyorlar. Ve efendim destek olmasa da mücadele sürecek. Fahrettin Altun'un açıklamaları var. Devam ediyoruz yayınımıza. Sevgili dostlar, Sabah Ajansı'nı takip ediyorsunuz. Şimdi efendim teröristlerin itirafları var Sabah Ajansı'nda. Mehmetçik Suriye'nin kuzeyini teröristlere dar ediyor. Örgüt üyeleri birer birer teslim olup PKK'nın gerçek yüzünü anlatıyor. Terör örgütü PKK'nın daha kaçırdığı gençlerden biri örgütün gerçek yüzünü gözler önüne serdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olan terörist, örgütün zorla savaştırdığı gençlere teslim olmaları çağrısında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan videoda itirafçı terörist Türkiye'den özür diledi. Ve işte gördünüz efendim, gördünüz teslim olan teröristler hangi koşullarda, hangi korkunç tehditlerle bu işlerin içerisinde yer alıyorlar. Oraların gerçek sahipleri var sevgili dostlar. 350.400 civarında Suriyeli Kürt kökenli misafirimiz var. Şu anda mülteciler arasında. Orada Türkmenler var, Araplar var. Oraların gerçek sahipleri var. İnşallah geri dönecekler. Bu savaş haksız bir savaştır.
Bu sözleri önce Ankara Başsavcılığı Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağıladığı gerekçesiyle soruşturma açtı. Ardından siyasetin tepkisi peş peşe geldi. Ne demek Kürtlerle savaştır bu? Ne münasebetsiz bir laftır? Bu bir savaş değildir, terörle mücadeledir. Sezgin Tanrıkulu muhtemeldir ki bir daha CHP'den aday olamayacağını anladı. HDP'ye göz kırpıyor. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Barış Pınarı Harekatı'nı bir milletvekili, üstelik de bir hukukçu olarak böyle yorumlamıştı. O sözleri AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve hatta ittifak ortakları İYİ Parti'den tepki sesleri yükseldi. HDP gibi konuşup AK Parti gibi oy verme ucuzundan CHP'nin vazgeçmesi lazım. Bir gün bir Kürt komşumuza kaşımız düşmedi. Bir gün bir Kürt komşumuza kahırlanmadık biz. Ne münasebetsiz bir laf bu. Bu bir savaş değildir. Bu tarla farelerini temizleme operasyonudur. Kürtlerle sanki savaş yapılıyor, sanki Kürtlere operasyon yapılıyormuş gibi bir algı operasyonu yürütüyor. Ve CHP kanadı. Vekil arkadaşları sessiz kalmayı tercih etti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da üstü kapalı bir şekilde Tanrıkulu'na sahip çıkmaya çalıştı. Başka birisi savaş dediği zaman kızıyorlar. Neden savaş dedin sen? Savcılar harekete geçiyor, hemen soruşturmalar başlatılıyor. O savcılar... Bir kişi savaş dedi diye, Türkiye savaşta dedi diye derhal soruşturma açıyorsunuz. Fetih'ten söz eden karşısında ağzınızı bıçak bile açmıyor. Neden? Çünkü gönülleri fethetmekten bahsediliyor orada. Kalpleri fethetmekten bahsediliyor orada. Ecdadın mirası gönülleri fethetmekti. Kasıt o sevgili Kılıçdaroğlu. Sezgin Tanrıkulu, soyadı böyle ama görüyorsunuz aslında kendisi Kandil'in kulu sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Devam ediyoruz birlikteliğimize haberlerle. Şimdi efendim başkaları da var. İğrenç yalanlarla ortalığı karıştırmak üzere meydanda gezinen. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de barış harekatı üzerinden kendisine hakaret eden ve skandal sözler sarf eden HDP'li Osman Baydemir hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede Baydemir hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılama suçlarından dava açılması istendi. Dilekçede PKK-YPG'nin bir terör örgütü olduğu vurgulandı. Özellikle şu hususu vurgulamak gerekir ki şüphelinin açıklamaları ve diğer şüphelilerin attığı sloganlar açık bir heyezandan ibarettir. Şüpheli Osman Baydemir'in uzantısı olmakla övündüğü PKK-YPG terör örgütü, başta Kürt kökenli vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sistematik katliam yapan bir terör örgütüdür. Terör sevdalılarının Barış Pınarı Harekatı'nın önemini kavrayamayacağının altı çizildi. Terör sevdası veya sempatisi nedeniyle aklı, kalbi ve vicdanı kararan ve bu nedenle de gerçekleri görmekten aciz olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarları operasyonunda saklı yüksek akıl, ortak vicdan mazlum duyarlılığını, zalim karşıtlığını ve tarih şuurunu idrak etmeleri elbette ki beklenemez. Dilekçede şüpheli tarafından kullanılan ifadeler Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref, saygınlığını zedeleyecek niteliktedir. Bu nedenle şüphelilerin sarf ettiği ifadeler dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun ilgili 299. maddesine göre cezalandırılması gerekmektedir denildi. Ve efendim sivilleri aslında kim hedef alıyor? Üstelik bilerek, isteyerek, planlayarak... Kim hedef alıyor? Haberimizde seyredeceksiniz. Sivil şehitlerimizden söz edeceğiz. Allah rahmet eylesin. PKK-YPG'nin katlettiği amca ve yeğeni yan yana defnedildi. Halil Türkoğlu ve yeğeni Bedran Türkoğlu bu yıl satın aldıkları tarlada toprağa verildi. Mehmetçik, Fırat'ın doğusunda hakimiyet alanını genişlettikçe teröristler de kaçacak delik arıyor. Kaçamayanlarsa sivillere saldırıyor. Evet, şu anda havan atışları başladı. Yeniden havan atışları var. İnmiyor ambulanslar o ambulanslar. Önceki gün sınırın öte yanından Mardin'e tam 8 havan mermisi atıldı.
2 sivil şehit düştü, 12 kişi de yaralandı. Atılan roketin bir tanesi de tam da bu noktaya düştü. Gördüğünüz gibi roketin büyük bir ihtimalle bir parçası da tam da o noktada. Hem köyün ortasında vuruldu, bütün yollar hedef alınarak yollar vuruldu. 45 yaşındaki Halil Türkoğlu ve yeğeni 18 yaşındaki Bedran Türkoğlu, Taşlıca Mahallesi'nde büyük bir sevinçle aldıkları tarlada defnedildi. İki canını toprağa veren Türkoğlu ailesi ve yakınlarının gözyaşları sel oldu. Öte yandan harekatın başlamasından bu yana teröristlerin havan saldırılarında şehit olan sivillerin sayısı 20'ye yükseldi. Şimdi sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Barış Pınar Harekatı'ndan hemen sonra evlerine dönmek üzere bekleyenlerin arasına götüreceğiz sizleri. Oraların gerçek sahipleri var. Türkler var oraların gerçek sahipleri. Türkmenler var, Araplar var. Onlar şanslı. Terör örgütü tarafından üzerlerine yağdırılan havan mermilerinden kurtulan bölge halkının sadece bir kısmı. Allah inşallah ferac aleyna ala Erdoğan. Allah inşallah yuvafka ve gavvi. Teşekkür et Erdoğan. Çoğu çocuk. Yaşananlar oyundan ibaret aslında. Ama farkındalar da kendilerine uzanan yardım elinin. Nişkur Tayyip Erdoğan. Nişkur Seyyid Erdoğan. Racil Tayyip Erdoğan, Allah insur inşallah ve gavi ala adağı kulliyatım inşallah. Harran'da bulunan bu kampta yaşam sürmeye çalışıyorlar operasyonun başladığı günden bu yana. Şu anda bulunduğumuz nokta Harran'daki bir kamp. Aslında bu kamp 10 bin kişilikti ve daha önce hem Fırat Kalkanı hem Zeytin Dalı harekatlarında zarar görmesin diye siviller bu kamplara yerleştirilmişti. İşte harekatın başlamasıyla birlikte bir kez daha onların adresi bu kamplar oldu. Kamp aslında 10 bin kişilik bir kamp ama operasyonun başladığı günden bu yana yaklaşık 3 bin kişi geldi bu kampta konaklamaya. Şu an itibariyle sayının azaldığını söyleyelim. Zira hem Tel Abyad hem de Rasulayn'da artık kontrol Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nda. Kızılay ve Afat'ta bir kez daha açtı kapılarını. Barış Pınarı Harekatı ile birlikte özellikle sınıra yakın köyler boşaltıldı güvenlik gerekçesiyle. Ve o sınır köylerinden boşaltılan siviller de Kızılay'ın Harran'da bulunan kampına yerleştirildi. Hem barınma hem de yemek ve sağlık ihtiyaçları burada karşılanıyor. Sivil halkın gözü kulağı kapıda şimdi. Türk askerinin zaferiyle terörden arındırılan noktalara, yani evlerine dönecekleri günü bekliyorlar. Ve efendim, A milli takımımızın Fransa'daki karşılaşmasının hemen sonrasında çaktığı asker selamı, Batı dediğimiz bu emperyalist yamyamları nasıl kudurttu, anlatalım hepinize. Samimi ifadeye, bu samimi tavra nasıl başka manalar yüklüyorlar? Bence kendi tavırlarını, kendi anlayışlarını sorgulasınlar ve bizi kendileri gibi görmesinler. Almanya ve Fransa millilerin asker selamını sindiremedi. Gol sevincini UEFA'ya şikayet etti. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu bu tutuma sert çıktı ve Griezmann Macron örneğini gösterdi. Fransız milli takımının Macron ziyaretinde Griezmann'ın selamını sizler görüyorsunuz. Ve bu noktada o gün hiçbir şekilde ses çıkarmayanlar bugün Kahraman Mehmetçiğimizin bu müşfik ve bu güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar. Ben bunu değerli kamuoyunun dünyadaki spor camiasının da takdirine sunuyorum. Bakan Kasapoğlu, Fransa Spor Bakanı'nın UEFA'ya yaptığı şikayeti sahadaki başarısızlığın örtbas etme çabası olarak niteledi. Değerli futbolcularımızın Mehmetçiğimize olan sevgisini, Mehmetçiğimize olan selamını farklı yöne evirmek isteyenler var. Fransız Bakanı bu yönde UEFA'ya yönelik bir şikayet konusu var ve UEFA'ya şikayette bulunmuşlar.
Tabi sahadaki başarısızlığı masa başı bir takım oyunlarla başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını spor kamuoyunun, dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini ben ifade etmek istiyorum. Bakan Kasapoğlu her ne olursa olsun millilerimizin arkasında izledi. Milli takımımızın, teknik ekibimizin ve selamıyla Mehmetçiğimize moral veren değerli futbolcularımızın her daim yanında olduğumuzu, müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Bakan Kasapoğlu ayrıca millilere yaptığı destek paylaşımının ardından Almanya 2. Lig ekibi St. Pauli takımı tarafından kadro dışı bırakılan futbolcu Enver Cenk Şahin'i de bakanlıkta kabul etti. Gerek diğer sporcularımızın, gerek Enver Cenk kardeşimizin hareketini takdire şayan buluyorum. Askerimize gönülden olan selamını, sevgisini ileten o sembolik selamı başka yere yorumlayan bir zihniyetle de karşı karşıyayız. Üzücü olduğu kadar da utandırıcı bir durum. Ben onları çifte standardı bırakmaya ve görmeye, gözlerini açmaya davet ediyorum. Gurbetçi futbolcu Enver Cenk Şahin ise sürecin zor olduğunu ifade etti ve Mehmetçi'ye olan selamını yineledi. Zor bir süreçti ama üstesinden geleceğiz. Biz zor zamanlarda ülke olarak kenetlenen bir ülkeyiz. Bu süreci de atlatırız. İnşallah askerlerimiz açısından da sağlıklı bir şekilde gidip sağlıklı bir şekilde dönmek nasip olur. Saat tam 8 ve yeniden birlikteyiz. Burası A Haber, A Haber televizyonunda ve A Haber radyoda ortak yayın Sabah Ajansı devam ediyor sevgili seyirciler ve dinleyiciler. İki ordunun ittifakı sefer anında çok önemli. Böyle söyledi İmam-ı Rabbani. İki ordu, hangisi bir? Evlatlarımızın oluşturduğu bildiğimiz ordu, askerler. İki, dua ordusu. Aynı anda ittifakla görev yapmalılar. Haydi o zaman görev çıktı, dua ordusu hazır mısınız? Ya Rabbel Alemin ve Yerhamer Rahimin, sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen her şeye kadirsin, sen merhametlilerin en merhametlisisin ya Rabbim. Bize merhamet et, bize yardım et, dualarımızı işit ve kabul et ya Rabbel Alemin ve Yerhamer Rahimin, yalvarıyoruz sana. Allah'ım kafirler topluluğuna karşı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e yardım et, yalvarıyoruz sana. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı koru, kolla, muhafaza et, yalvarıyoruz sana. Ya Rabbel Alemin ve Yerhamer Rahimin, Allah'ım ordularımızı her daim muzaffer eyle, yalvarıyoruz sana. Amin. Burası A Haber. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Bu millet asırlar boyu İlahi Kerimetullah'ı ve bunun sancaktarlığını yapmış bir millet. Asırlar boyu ilahi kelimetullahın sancaktarlığını yaptı bu aziz ve asil millet. Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Sevgili seyirciler, şimdi arkadaşlarımızla buluşturacağız sizleri. Sinan Yılmaz Akçakale'de hazır bekliyor. Mehmet Sabri Uğurbaş efendim Karkamış'ta hazır bekliyor. Elif Saatçioğlu Ankara'da hazır bekliyor arkadaşlarımız. Sizlerle buluşmak üzere hazırlar, bekliyorlar efendim. Onlarla ilerleyen dakikalarda bağlantılar gerçekleştireceğiz ve bulundukları yerdeki bilgileri sizlerle buluşturacağız. Şimdi harekatla ilgili son gelişmeler. YPG PKK'lı teröristler Münbiç'ten Mehmetçi'ye havanlarla saldırdı. Hain saldırıda Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ve uzman onbaşı Mesut Çelik şehit düştü. 8 askerimiz de yaralandı.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Fırat Kalkanı bölgesine düzenlenen saldırıların ardından Minbiç kırsalındaki teröristler tespit edilip topçu atışıyla anında karşılık verildi. Operasyonda en az 15 YPG PKK'lı terörist öldürüldü. Barış Pınar Harekatı'nda en kritik noktalardan biri de Münbiç'ti. İşte Münbiç'in artık adının geçmesiyle birlikte Gaziantep-Karkamış sınır kapısında artık hareketli saatler yaşanıyor. İşte böyle zırhlı araçlar içeriye doğru sevkiyat halinde. Üstelik bu yoğunluk dün akşam saatlerinde başladı ve günün ilk ışıklarıyla birlikte devam ediyor. Barış Pınar'ı operasyonu kapsamında Münbiç çevresini askeri sevkiyatta sürüyor. Şimdi buradan sonra yolculuk ne tarafa? Artık Karkamış'tasınız. Münbiç'e devam edeceğiz. Herkes Allah yardımcısı olsun. Suriye Devlet Televizyonu, terör örgütü YPG PKK ile Esad yönetimi arasında anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Ve Esad'ın ordusunun zırhlı birliklerle Münbiç merkezine doğru ilerleme görüntüleri servis edilmişti. Bu gelişmenin ardından sabah saatlerinde terör örgütü YPG PKK rejim ordusunu alan açtı ve kent yönetimini teslim etti. Münbiç'teki Amerikan ordusu öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonda Dadaab'la Ummiyal'deki üslerin tamamen boşaltıldığını ve askerlerin kenti terk ettiğini ilan etti. Münbiç'in kontrolünün rejim ordusuna geçtiğini Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu. Münbiç'teki durum konusunda Türk ordusuyla işbirliği yapıyoruz sözlerine yer verilen açıklamadaki önemli bir detayda Rus askeri polisi Türk ordusuyla Suriye ordusunun kesişim noktasında yani temas hattında devreye atıyor oldu. Münbiç'te hareketli saatler yaşanırken terör örgütü YPG PKK kontrolündeki Aynel Arap yakınlarında kameralara ilginç bir görüntü de yansıdı. İlerleyen araçlarda rejim ordusunun askerleri var. Karşı şeritten gelenlerse Aynel Arap'ı terk eden Amerikan ordusuna ait zırhlı birlikler. Otoyolda gerçekleşen bu ilginç karşılaşma sırasında iki taraf da birbiriyle temas kurmadı. Rus haber ajansı Russia Today'de görüntüyü acaba birbirlerini selamladılar mı manşetiyle servis etti. Düşünebiliyor musunuz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Suriye topraklarında ne işimiz var diyor. Suriye topraklarını kan gölüne çeviren Amerikan ordusuyla Esad'ın ordusu, katiloğlu katilin ordusu karşılaşıyorlar otoyolda ve hiçbir şey birbirlerine yapmadan geçip gidiyorlar birbirlerini selamlayarak adeta sevgili dostlar. İnanılır gibi değil. Efendim arkadaşlarımızla bağlantılarımız olacak demiştik sizlere. Mehmet Sabri Uğurbaş, Karkamış'ta, Sinan Yılmaz, Akçakale'de, Elif Saatçioğlu, Ankara'da sizlerle buluşmayı bekliyorlar. Önce Mehmet Sabri Uğurbaş'a, Karkamış'a götüreceğiz sizleri. Günaydın, kolay gelsin Mehmet Sabri Uğurbaş. Sözü ve yayını sana bırakıyoruz. Erkan Tan, günaydın. Öncelikle Barış Pınar Harekatı'ndaki son gelişmeyle başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre son rakam 637 olduğu etkisiz hale getirilen terörist sayısı. Öte yandan askeri hareketlilik sınırın birçok noktasında devam ediyor. Evet, Operasyon Tel Abyad ve Resulayn eksenli devam etse de başta Aynel Arap sınırı olmak üzere birçok noktada askeri hareketlilik var. Bu hareketliliğin olduğu yerlerden biri de bulunduğumuz Karkamış sınır kapısı. Dolayısıyla Suriye'deki Cerablus Elbap eksenli Münbiç'in çevresine yoğun bir askeri hareketlilik var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye yönelik askeri sevkiyatları devam ediyor. Maalesef dün acı haber aldık. Bölgede Münbiç'teki YPG-PYD'li teröristler tarafından gerçekleştirilen topçu atışında 2 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki kuvvetleriyle, birlikleriyle aynında karşılık verdi ve 15 terörist o noktada etkisiz hale getirildi. Bir yandan da elbette malum YPG-PYD terör örgütü sivilleri hedef alıyor. Acımadan sivilleri hedef alarak saldırılar gerçekleştiriyor. Dün PYD-YPG terör örgütü tarafından Cerablus'un Kandura ilçesindeki çeşitli köylere yapılan saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı. Bu saldırılarda ısı güdümlü füzeler, havanlar ve roketler kullanıldı. Öte yandan Azez'de yine YPG-PKK terör örgütü iş başındaydı ve 4 top atışı yapıldı yerleşim yerlerine. O top atışlarında da 2 sivil yaralandı. Aynı zamanda Karkamış sınır attı. Malum şu anda sınırın sıfır noktasındayız ve Karkamış'ta özellikle Aynel Arap kırsalındaki Zor Mağar ve Ziyaret köyleri gibi
gibi köyler tam da Karkamış'ın bazı köyleriyle karşı karşıya. İşte o Zor Mağar ve ziyaret köyleri şu an terör işgalinde. Oradan da birçok havanlı ve roketli saldırı köylere gerçekleştiriliyor. Neyse ki saldırılarda şu ana kadar yaralanan olmadı Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana. Ancak dediğimiz gibi saldırılar sürüyor. Öte yandan şunu da söyleyelim, askeri hareketlilik devam da ediyor. Görüyorsunuz arkamızda hemen bu noktada zırhlı araçlar hazır bir şekilde bekleyişini sürdürüyor sınırı geçmek üzere. Dolayısıyla dün yapılan sevkiyatlara baktığımızda tanklar, obüs bataryaları, tanklar, ZPT'ler yani zırhlı paletli taşıyıcılar, mühimmat kamyonları olmak üzere birçok askerimize lojistik destek sağlayacak unsur da arkamızdaki Karkamış sınır kapısından geçerek Suriye bölgesine gitti. Biz de sınırın sıfır noktasında gelişmeleri takip etmeye devam ettik. Devam da edeceğiz Erkan Tan. Mehmet Sabri Uğur Baş'a teşekkür ediyoruz. Ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmeleriyle sabah ajansını sürdürüyoruz. Harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Açık söylüyorum. Başladığımız işi muhakkak bitireceğiz. Başkan Erdoğan, Türk Konseyi'nin 10. kuruluşu için gittiği Azerbaycan'dan dönüşte uçakla konuştu. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli mesajlar verdi. Harekatın başarıyla yürüdüğünü bildirdi. Harekat planlandığı gibi başarıyla yürüyor. Rasulayn ve Tel Abyad'ı teröristlerden arındırarak buraları güven altına aldık. Yaklaşık 32 kilometrelik derinliğe ulaştık. M4 karayolunu kontrol altına aldık. Bu süreçte sivillerin zarar görmemesi için azami gayret gösterdik, gösteriyoruz. Şimdi bizi baskı altına almaya çalışıyorlar. Biz harekatımızı tamamıyla karşımızdaki terör örgütlerine karşı yaptık ve yapıyoruz. Harekat hedeflerine ulaşana kadar devam edecektir. Başkan Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarını da anlattı. Trump'ın ateşkes ilan edilmesi talebi olduğunu açıkladı. Bunun kabul edilemeyeceğinin altını çizdiğini ve terör örgütüyle masaya oturmayız mesajını Amerikan Başkanı'na ilettiğini söyledi. Sayın Trump'la görüştüm. Amerika'nın ateşkes ilan edin, biz de müzakere için arabuluculuk yapalım teklifine karşı biz terör örgütüyle masaya oturmayız diye cevap verdim. Şimdi de Trump'a bir teklifimiz oldu. Biz dedik ki bir heyet gönderin. Çünkü ateşkes ilan edin diyorlar. Bizler asla ateşkes ilan edemeyiz. Sizin teklifiniz vardı 20 mil. Öbür tarafında Irak sınırına kadar. Biz şu anda 20 mil teklifinizi Irak sınırından da 444 kilometre batıya olan bu bölgeyi tamamıyla boşaltmanın gayreti içerisindeyiz. Kimden? Terör örgütünden. Bunu boşaltana kadar bizim ateşkes ilan etmemiz mümkün değil. Çünkü biz burayı güvenli bölge olarak ilan ediyoruz. Başkan Erdoğan, terör örgütünün hızla mevzi kaybettiğini de belirtti. Buna karşılık yaptırım baskısına dikkat çekti. PYD-YPG hızla mevzi kaybediyor. Harekatı durdurun diye bize baskı yapıyorlar. Yaptırımlar açıklıyorlar. Bizim hedefimiz belli. Bizim herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok. Sayın Trump'a da bunları ayrıca söyledim. Bir taraftan da bizi ayın 13'ünde Amerika'ya davet ediyorlar. Türkiye artık kendine yeten bir ülke. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı terörle mücadelede silah, mühimmatı biz kendimiz üretiyoruz. Bunlarla biz bu işin mücadelesini veriyoruz. Ne dedi? Patriot vermiyorum. Verme. Ne oldu? Biz de S-400'ü aldık. Bu sefer de başladı. S-400'ü alamazsın. Aldık. Teslimatı da yapıldı. Şimdi artık çaresizlik yok. Ve Münbiç. Başkan Erdoğan, Münbiç ve Kobani için Rusya ve Amerika ile görüşmelerin devam ettiğine de dikkat çekti. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki hedefini işaret etti. Bizim hedefimiz belli. Teröristlerin 32 kilometrelik alanın dışına çıkması ve bu hattın Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar tarafımızdan güven altına alınmasıdır. Münbiç, Amerikalıların daha önce bize 90 gün içerisinde tamamen boşaltıp teslim edeceğiz dedikleri yerdi. Şu andaysa rejimin Münbiç'e çok ciddi bir baskısı var. Ama terör örgütü içeride. Onları boşaltarak değil, boşaltıp da oraya girmiş olsa bizim de diyecek lafımız yok. Burayı gerçek sahiplerine teslim ettiler diyebiliriz. Ama böyle bir şey yok. Yine YPG orada. O zaman ne farkı var bu işin? Sadece etiket değişiyor. Münbiç'in tamamına yakını %85-90'ı Arapların, Kürtlerin değil. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez.
Hemen söyleyelim efendim. Çıldırdılar. Hepsi aynı anda zıpladı. Kimler? Hristiyan mezhepleri, cemaatleri, Siyonist Yahudilerin lobisi, Ermeni lobisi, solcu görünümlü içimizdeki Amerikan ve İsrail köleleri. Hepsi, hepsi aynı anda zıpladı. Barış Pınar Harekatı kapsamında terörden temizlenen Tel Abyad'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgede arama tarama faaliyetleri kesintisiz sürüyor. Son olarak Suriye Milli Ordusu askerleri teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı. Havan mermileri, havan kaideleri ve ayakları, muhtelif ağır silahlara ait yan parçalar, Bixi makineli tüfek mühimmatı işte böyle görüntülendi. Terör karargahındaki PYD, PKK'ya ait paçavralar da kameralara yansıdı. Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan Tel Abyad, Haziran 2014'te terör örgütü DAEŞ tarafından işgal edilmişti. Bölge yaklaşık bir yıl sonra ABD'nin verdiği yoğun destekle PYD-PKK'nın işgaline girmişti. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun başarılı operasyonlarıyla bölge terörden arındırıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın son dakika duyurusu efendim 637 terörist yok edildi. Sinan Yılmaz karşımızda duruyor efendim. Bölgedeki son durumu aktarmak üzere bilgiler elinde. Sinan Yılmaz günaydın, kolay gelsin, sözü yayını sana bırakıyoruz. Günaydın Erkan Tan. Gece boyunca yoğun bir hareketlilik söz konusuydu. Gerek Resulan gerekse Tel Abyad semalarında F-16 savaş uçaklarının sesleri hiç dinmedi. Gerek gözlem ve gerekse keşif uçuşu yaptılar ve terör hedefleri de bir bir imha edildi. Gece boyunca yapılan harekatta 26 terörist etkisiz hale getirildi. Ve böylece harekattan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 637'ye çıkmış oldu. Ve şu anda da gerek Tel Abyad'ın güneyinde gerekse Resulhan'ın güneyinde meskun mahal çatışmaları devam ediyor. Gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. Yine insansız hava araçları, silahlı hava araçları sürekli keşif uçuşu yaptı. Ve elde edilen görüntüler de Suriye sınırında bulunan hareket daire merkezinde değerlendirildiğini sizlerle paylaşırım. Şu anda burası hemen şu anda karşı tarafımızda Tel Abyad bulunuyor. Tel Abyad geçtiğimiz günlerde YPG PKK terör örgütü üyelerinden kurtarıldı, özgürleştirildi ve şu anda Tel Abyad'ın kent merkezinde 3 günden bu yana arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Dün YPG PKK'a ait bir depo tespit edildi ve o deponun içerisinde ABD yapımı patlayıcı maddeler, silahlar ve ABD'ye ait zırhlı bir personel taşıyıcı bulunduğunu paylaşalım. Hala Tel Abyad'ın kent merkezinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Özel eğitimli köpekler de bu arama tarama faaliyetine katıldığını söyleyelim. Resulhan'ın güneyinde ve Tel Abyad'ın güney kısmında çatışmalar yoğunlaştı. Güvenlik güçlerinin ilerleyişi devam ediyor. Şu ana kadar 40'ın üzerinde yerleşim birimi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun eline geçtiği M4 Karayolu bulunuyor. M4 Karayolu Ayn el-Arab ile Tel Abyad arasında kalan bir bölge. Türk Silahlı Kuvvetleri o M4 Karayolu yolunu ele geçirmek için ilerleyişini sürdürüyor. Şu an için sınır hattında aktarabileceklerim bu kadar. Sinan Yılmaz'a teşekkür ediyoruz ve Sabah Ajansı'nda gazete başlıklarıyla devam ediyoruz. Sabah gazetesini okuyacağız ama velakin diğer gazeteleri de açıyoruz görünüz diye. Güneş gazetesi bir hafta dayanabildi. Suriye tezkeresini içimiz yana yana evet diyoruz diyen Kılıçdaroğlu. Harekatın 7. gününde zoraki desteğini de çekti. Terör örgütü ve batıdaki destekçilerini memnun eden açıklamalar yaptı diyor Güneş gazetesi. Kılıçdaroğlu'ndan bunları duymadık. PKK YPG
ve yeni roketlerle sivilleri katletmesine tek kelime etmedi. Milli takıma uygulanan lince hiç değinmedi. Batı medyasındaki iftira kampanyasına gözünü yumdu. Yazıklar olsun diyor Mahir Ünal. Tepkiler var. Kandil ağzıyla konuşuyor diyor vatandaşlar efendim. İki yüzlü Fransa, dert başka. Bunlar da var. Diğer gazetelerde de var efendim haberler. Trump'ı bile çıldırttı Batı medyası. Örneğin Star gazetesinde bu haberi görüyoruz. Sabah. Hepinize selam. Yola devam. Sevincimize UEFA'dan skandal soruşturma Nazi selamıyla Mehmetçi'ye selam veren futbolcularımızın tavrını bir tuttu. UEFA inanılır gibi değil. Avrupa'nın zoruna gitti. Alman Bild gazetesi Mehmetçik selamıyla Nazi faşist selamını bir tuttu. Bild gazetesi biliyorsunuz Almanya'da Siyonist Yahudilerin resmi yayın organıdır. Terör koridorunu boşaltmadan durmayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararlılık mesajı verdi. Terörle masaya oturmayız, sınırımızı teröristlerden temizleyene kadar ateşkes ilan etmemiz mümkün değil. Yaptırım endişemiz yok. Amerika'nın teklifine net cevap. Devam ediyoruz efendim. Sabah gazetesinin ilk sayfasını akıtalım, ilk sayfayı. Türk dünyasından harekata tam destek. Trump'a tavsiye, medya baskısına boyun eğmeyin. Erdoğan telefonla görüştü. Avrupa Birliği ve dünya Türkiye'yi desteklemeli. Wall Street Journal gazetesine Başkan Erdoğan yazdı. Yok edilen teröristlerle ilgili gazetelerde rakam var ama Milli Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde açıkladı. 637 terörist etkisiz hale getirildi. Devam ediyor. Eve dönüş. Onun fotoğrafı var. Sivil kıyafette kaçıyorlar elikanlı katiller. Onun fotoğrafı var. Barış Pınarı'nda iki asker, havan saldırısında iki sivil şehit oldu. Allah rahmet eylesin. HDP'li başkanlara terör gözaltısı. Yaramı çabuk sarın, göreve dönmeliyim diyen memleket evlatları. Sezai Çelik, Celal Almaz fotoğrafları var. Kanser ölümlerinin yarısını önleyebiliriz. Emine Erdoğan'ın konuşması. Dünya Kanser Liderleri Zirvesi ödül töreninde. Devam ediyoruz efendim birlikteliğimize. Birlikteliğimize devam ediyoruz. Türkiye tehdit altındaydı. Kendini savunması zaruri. İngiliz bakan böyle bir açıklama yaptı. Devam ediyoruz gazete başlıklarından hemen sonra efendim haberlerle. Amerika Birleşik Devletleri'nden misafirlerimiz var. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı. Buraya geliyor yani Trump haricinde herkes Türkiye'de. Bu ikisi var ya bu ikisi. Biri Başkan Yardımcısı, biri Dışişleri Bakanı. Evangelist Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin ittifakının en önemli iki ismi Amerika'da. Amerikan Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerle buluştu. Amerikan Başkanı Trump, Pence ve Pompeo'nun Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gideceğini belirtti. Trump, heyet ateşkes talep edecek ifadelerini kullandı. Mike Pence'in basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada da Pence'in 17 Ekim Perşembe günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceği bildirildi. Açıklamada Pence'in Erdoğan'la görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkesin sağlanması konusunu öncelikli olarak görüşeceği vurgulandı. Trump hariç herkes Ankara'ya geliyor. Bilmem farkında mısınız? Çünkü PKK, PYD, YPG, KCK, Evangelist Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin çocukları. Kürt görünümlü Kürt katilleri onlar. Elif Saatçioğlu Ankara'da hazır bekliyor efendim. Ankara'da Elif Saatçioğlu hazır bekliyor. Ankara'daki yoğun gündem hakkında daha ayrıntılı bilgiler aktaracak. Sizlere ve bizlere Elif Saatçioğlu. Günaydın, kolay gelsin. Söz ve yayın sende. Erkan Tan, teşekkürler. Söylediğiniz gibi aslında oldukça yoğun bir gündem var bugün Ankara'da. Ankara'da özellikle Barış Pınarı Harekatı'nı düşündüğümüzde oldukça yoğun temasların var olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz gecede zaten başlamıştı temaslar. Başkan Erdoğan, Vladimir Putin'le, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin konusu tabii ki Barış Pınarı Harekatı'ydı. Putin'e o görüşmede işte... Neden Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı bir kez daha anlatıldı. Başkan Erdoğan'ın
Barış Pınarı Harekatı'nın bulunduğu son noktayı, kimlere ve neye karşı yapıldığını bir kez daha anlattığını biliyoruz. Aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğü hakkında ve Suriye'de bundan sonra atılacak adımlar hakkında iki liderin mutabık kaldığını biliyoruz. Bu telefon konuşmasında hatırlayacaksınız zaten üçlü liderler zirvesi olmuştu bir ay öncesinde. Ve iki lider Hasan Ruhani ile İran Devlet Başkanı ile de beraber bazı konularda Suriye hakkında mutabık kalmışlardı. İşte o mutabık kalınmış konular teyit edildi iki lider arasında. Bir kez daha oldukça önemliydi çünkü çok kritik bir dönemden geçiyor Suriye sınırında olaylar ve bu noktada da iki dünya liderinin birbiriyle bu konuda mutabık kaldığını hakkında bir telefon görüşmeleri yapmaları oldukça önemliydi. Bununla birlikte Barış Pınarı Harekatı ile alakalı konuşmalar bununla da bitmiyor. Bugün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi oldukça yoğun bir mesaiye başlıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bir kabine toplantısı gerçekleştirecek. İşte o kabine toplantısında da Başkan Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nı anlatacak. Harekatın ne noktada olduğunu, neler yapıldığını ve bundan sonra neler yapılacağını yine kabine üyelerine aktaracak. Bununla birlikte Meclis Genel Kurulu'nda da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yine Barış Pınarı Harekatı hakkında bir sunum düzenleyecek. 82 dakika civarında bir sunum olduğunu biliyoruz bunun ve bu sunumda da yine hem diplomasi nezdinde hem de sınırda neler olduğu nezdinde Meclis Genel Kurulu'nda meclis üyelerini bilgilendirecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Söylediğimiz gibi Ankara'da oldukça yoğun bir gündem var. Bizler de gün içerisinde bunları an be an takip edip bunların yansımalarını sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar Erkan sana bırakalım. Elif Saatçioğlu'na teşekkür ediyoruz ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarıyla Sabah Ajansı'nı sürdürüyoruz. Bir terör örgütüyle görüşemez veya pazarlık edemezsiniz. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, İngiliz Sky News kanalına konuştu. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı. Terör örgütü YPG PKK'nın Türkiye için oluşturduğu tehdide dikkati çeken Oktay, teröristlerle pazarlık edilmesinin gerçekçi olmadığını belirtti. Bir terör örgütüyle görüşemez veya pazarlık edemezsiniz. Bu gerçekçi değil. Terörle mücadele eden bir devlet var ve siz bizden teröristlerle masaya oturup konuşmamızı mı bekliyorsunuz? Fuat Oktay, Amerika ve İngiltere'nin YPG ve PKK ile işbirliği yapmasının acınacak bir şey olduğunu söyledi. Avrupa ve NATO müttefiklerinin bu konudaki politikalarını değiştirmelerini umduğunu kaydetti. Başkan Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede Barış Pınarı Harekatı için izin istemediğini vurgulayan Oktay, şartların Türkiye'yi bu noktaya zorladığının altını çizdi. Oktay, Türkiye'nin harekat öncesi Amerika ve Avrupa'dan yaptırım gelebileceğini göz önüne aldığını da dile getirdi. Bölgeyi terörden arındırmakta kararlılık mesajı verdi. Yaptırım tehditlerinden hiçbiri sınırın diğer tarafından gelen terör tehdidinden daha büyük tehdit değil. Türkiye olarak bölgeyi terörden arındırma konusunda çok azimli ve kararlıyız. Ve Türkiye'nin sivil konvoyu hedef aldığı yalanı. Fuat Oktay, siviller konusunda son derece dikkatli davranıldığını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da açıklamaları var. Hemen devam edelim bu açıklamalarla. Terör örgütleriyle mücadelemizi dünya desteklese de desteklemese de sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransız haber ajansı AFP'ye Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin DAEŞ terör örgütüne karşı kurulan uluslararası koalisyon bünyesinde güç birliği yaptığını hatırlatan Altun, Türkiye'nin küresel terör karşısında bir dalga kıran olduğunu belirtti. DAEŞ dahil olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizi, dünya çabalarımızı desteklese de desteklemese de sürdüreceğiz. Tüm tarafları, taraflı ve yalan haberleri bir kenara bırakarak Türkiye'nin küresel terör karşısında bir dalga kıran olduğunu görmeye çağırıyoruz. Birçok ABD'li sivil ve askeri yetkililerin Suriye'deki DAEŞ tehdidini ayakta tutmaya endeksli olduğunu belirten Altun, Suriye'nin kuzeyindeki durum hakkında yapılan yalan haberlere de değindi.
Nitekim son günlerde ABD'li yetkililerin resmi yetkilerini kullanarak Suriye'nin kuzeyindeki durum hakkında yalan haberler servis ettiğini, PKK'nın Suriye kolu tarafından işlenen suçları örtbas etmeye çalıştıklarını gördük. Binlerce DAEŞ'li teröristi hapishanelerden salıveren örgüt, Türkiye-Suriye sınırında sivilleri ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef almış, son olarak Esad rejimiyle kirli bir anlaşmaya imza atmıştır. Altun açıklamasında Türk halkının NATO müttefiki ABD'nin Türkiye'nin terörle mücadelesini neden desteklemediğini sorguladığını da söyledi. Bugün Türk halkı anlaşılabilir şekilde kafa karışıklığı yaşamaktadır. NATO müttefikimiz olan ABD'nin neden terörle mücadele çabalarımızı desteklemediğini sorgulamaktadırlar. ABD'nin neden mülteci krizine bir çözüm önermediğini merak etmektedirler. Washington'ın neden Suriye'nin kuzeyinde mülteciler için kurulacak bir güvenli limana karşı çıktığını anlamaya çalışmaktadırlar. Ve efendim gazetelerle devam edelim. Star gazetesinde haberler var. PKK gurbetçiye saldırıyor, Avrupa seyrediyor. Kuzey Ren-Vestfalia, Almanya'dan bir haber bu. Çok önemli efendim. PKK'lı, eli kanlı katillerin sevicileri oradaki devlet millet sevdalısı insanlara saldırıyorlar ve Avrupa seyrediyor. Takvim gazetesi, topunuz gelin. Takvimin manşeti efendim, topunuz gelin. Mehmetçik Suriye'ye yıldırım gibi daldı, denklem dışı kalan terör sevici Avrupa. Şoka uğradı, millilerimizin asker selamını bahane eden UEFA'da soruşturma açtı. Topunuz gelin. Erdoğan'dan mesaj, YPG giderse rejim girebilir. Ve Griezmann Macron'a asker selamı veriyor, UEFA susuyor. Bild gazetesi haddini aşıyor, futbolcularımıza hakaret ediyor. Ayaklandı Türk düşmanları. Alman Bild gazetesi çok iyi bildiği Nazi selamını hatırladı. Futbolcularımıza hakaret yağdırdı. Bu baskılar sonucu UEFA da fırsatı kaçırmadı. Soruşturma başlattı. Milli mücadele boksör Buse Naz Sürmeneli dünya şampiyonu olup altın madalyayı kazandı. Asker selamını çaktı. Antrenörüm Mehmetçik için savaş diye seslenince motive oldum dedi. Vosvos geri vites. Alman Volkswagen ekonomiye siyaseti karıştırdı. Türkiye'de fabrika kurma kararını askıya aldı. Yalana Trump bile tepki gösterdi. ABC, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki televizyon kanalı görüntüleri, bir silahla ilgili deneme görüntülerini Barış Pınarı Harekatı'nda kaydedilmiş gibi servis etti. Bu yalana Trump bile tepki gösterdi. Ve küresel oyun bozuldu. Trump Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti. Ancak piyasalar aldırış etmedi. Dolar yaptırımların açıklanmasıyla düşüşe geçti. Borsa yükseldi. Ve efendim yok edilen teröristlerin sayısı var gazetelerde. Ama Milli Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde açıklama yaptı. 637 yok edilen teröristler. Her gün diler. YPG, PKK, DAEŞ'a operasyonun asıl hedefi başka. Türkiye dünyanın dengesini değiştiriyor. Avrupa kıvranıyor diyor Ergün Diler. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de terör örgütüne destek gösterisi yapıldı. Bu notlar var Takvim gazetesinde. Devam ediyoruz birlikteliğimize sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Şimdi bakınız. Bu PKK, PYD, YPG'li kanlı katiller hani DAEŞ'le, IŞİD'le o İslam ve Müslüman düşmanı sapkınlarla savaş ediyorlardı. Değil mi? Öyleydi değil mi? Yalan. PKK, PYD, YPG, KCK da Amerika ve İsrail'e bağlı. DAEŞ ve IŞİD adlı o İslam ve Müslüman düşmanı sapkınlar da Amerika ve İsrail'e bağlı. Barış Pınarı harekatıyla köşeye sıkışan PKK, YPG terör örgütü kirli oyunlara devam ediyor. YPG PKK'lıların Suriye'de kamplarda tuttukları DAEŞ mensubu 10 kadını serbest bıraktığı bildirildi. Bir Fransız gazetesinde çalışan iki muhabirin haberine göre YPG PKK'lılar Rakka'ya 50 kilometre uzaklıktaki bir kampta bulunan DAEŞ terör örgütü üyelerini serbest bıraktı. Haberde 10 DAEŞ mensubu Fransız kadının 25 çocukla birlikte kampı terk ettiği kaydedildi. Haberde ifadelerine yer verilen DAEŞ'li kadınlardan biri, YPG PKK'lılar bize birden çıkın buradan dediler. Hiçbir şey anlamadık. Sonra hepsi gitti ve siviller kaldı ifadesini kullandı. Diğer DAEŞ'li kadınsa, siviller bize şu an yardım ediyor. Fransa bizi kabul etmiyor. Teröristler bizi Beşar Esad rejimine teslim etmek istiyor. Yardım bekliyoruz çağrısında bulundu. Haberde terör örgütü YPG PKK'lıların farklı kamplarında yüzlerce Fransız ailenin bulunduğu belirtildi.
Yalan efendim, yalan. IŞİD'le, DAEŞ'le mücadele ediyoruz. Yalanıyla bölgeye çökmüşlerdi. PKK, PYD, YPG'de, Amerika ve İsrail'e bağlı. Peki şimdi bu teröristlerin siyasi parti görünümlü arkadaşları var, HDP. Soru şudur. Bu HDP'ye meşru bir siyasi parti muamelesi yapılmaya devam edilmeli midir? Evlatlarımızı HDP il ve ilçe binalarından daha kaçırdı HDP'liler diyen, feryat eden anneler babalar varken hala HDP meşru bir siyasi parti denebilir mi? Soru bu. Barış Pınar harekatıyla köşeye sıkışan teröristlerin yardımına yine HDP koştu. HDP bir kez daha ortalığı karıştırmak için halkı sokağa çağırdı. Oradaki direnişe destek olmak lazım, dayanışma göstermek lazım. Bu Türkiye'nin her halükarda çıkarına olacaktır. En son Kobani olaylarında Selahattin Demirtaş HDP adına tüm halkı sokağa çağırmış ve 52 kişinin ölümüne yol açmıştı. Terör yandaşları sokakları kan gölüne çevirmiş, kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 4 arkadaşı vahşice katledilmişti. Güvenlik güçleri Tel Abyad ve Resulayn'ı teröristlerden temizledikten sonra namluları Münbiç ve Kobani'ye çevirdi. Bunun üzerine PKK-YPG'nin siyasi kanadı HDP, dağdan gelen talimat doğrultusunda paniğe kapıldı. HDP skandala imza atarak halkı yeniden sokağa çağırdı. Bazı illerde provokatörler devreye girdi. Ancak provokasyona izin verilmedi. Eylemler kısa sürede güvenlik güçlerince engellendi. Sokakları karıştırmak için yeniden sahneye çıkan terör yandaşı çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soru bir daha sorulsun diyor seyircilerimiz, dinleyicilerimiz. Evlatlarımızı HDP il ve ilçe binalarından daha kaçırdı HDP il ve ilçe teşkilatlarındakiler diyen, feryat eden anneler babalar varken hala HDP meşru bir siyasi partidir denebilir mi? Bu muameleye devam edilmeli mi? Soru bu. Macaristan'ın desteğiyle devam edelim. Yeryüzünde aklı başında sağduyu sahibi Yahudiler de aslında diyorlar ki bu operasyonun tarafıyız. Bakın Siyonist Yahudiler değil. Onlar da aklı başında sağduyu sahibi Yahudiler de var bu dünyada. Eğer Türkiye Suriye'de güvenli bir bölge oluşturursa Macaristan Türkiye ile memnuniyetle işbirliği yapar. Macaristan'dan Barış Pınarı operasyonuna bir destek daha geldi. Geçtiğimiz günlerde Barış Pınarı harekatını destekleyen açıklamalar yapan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjártó'dan Suriye'de oluşturulmak istenen güvenli bölge için de destek geldi. Azerbaycan'da Türk Konseyi 7. zirvesine katılan Szijjártó, Barış Pınarı harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Szijjártó, Macaristan'ın birçok Suriyeli göçmene kendi ülkelerinde konaklama hakkı verdiğini vurguladı. Bu nedenle Türkiye'nin Suriyeli göçmen problemini çözebilmesinin Macaristan'ın da çıkarını olduğunun altını çizdi. Bakan Szijjártó, Türkiye'nin bugüne kadar 4 milyon mülteci için 40 milyar dolar harcadığına da dikkat çekti. Macaristan'dan tam destek bir daha söyleyelim. Ortodoks Yahudiler de bu harekata destek verdiklerini ilan ettiler. Yani yeryüzünde sadece bu harekata karşı çıkan, bas bas bağıran ve teröristlerin sahibi olan Siyonist Yahudiler yok. Aklı başında sağduyu sahibi Yahudiler de var yeryüzünde. Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle devam edelim. Sorduk ya, anneler babalar HDP il ve ilçe binalarından HDP il ve ilçe teşkilatlarındakiler evlatlarımızı daha kaçırdılar diye feryat ederken bu topluluğa, bu HDP'ye hala siyasi parti muamelesi yapılmalı mıdır? Soru bu. Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti sürüyor. HDP il binası önünde 3 Eylül'de başlayan nöbette aile sayısı her geçen gün artıyor.
Buradayız şu an, gitmiyoruz. Çocuklarımız gelene kadar buradayız inşallah. Eylemin 44. gününde 55 aile nöbetteydi. Kızım okul okuyordu. Ağrı Anadolu Lisesi'nden okuyordu. Hep HDP yapıyor. Zaten HDP benim kızımı gönderdiler. Ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. Yürekli anne babaların HDP'ye ve PKK'ya olan öfkesi Barış Pınar Harekatı ile birlikte daha da arttı. Başka sanatçılarımız da askerimizle birlikteydi. Çok çatlak sesler çıkıyor. Ben çok üzülüyorum. Sonuçta milletçe bu konuda hep birlik olmalıyız. Hangi siyasi partinin sempatizanı olursak olalım. Mehmetçi'ye destek olmak için sınır hattına gitti, asker selamı verdi. Türkiye, Barış Pınar Harekatı'na katılan Mehmetçik için tek yürek oldu. Tel Abyad'da terör temizliği, terör operasyonu hızla devam ediyor ve arkadaki Tel Abyad'da tünellere saklanan ve sivillerin arasına karışan teröristlerin tespiti için operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Tabii harekata katılan kahramanlarımıza, askerlerimize destek de çığ gibi büyüyor. Sanatçıların sınır hattına ziyaretleri sürüyor. Türkiye tek yürek oldu demiştik. İşte müzik dünyasının sevilen ismi Bora Gencer de sınır hattında ve kahraman askerlerimize destek olmak için elinde bayrağıyla sınıra geldi. Mehmetçiğimize desteğe geldim. Ben çelik giyerek giydim ama onların yürekleri çelik gibi zaten. Türk milleti için, Türkiye Cumhuriyeti için orada bu operasyonu, bu harekatı sürdürüyorlar. Bu bir savaş değil. Bu zaten biz kendimize yapılan bu terör belasını yıllardır oradan buraya geçen ve oradan buraya atılan bombaların, havan toplarının, öldürülen bütün bu sivillerin, askerlerimizin artık bu ölümlerinin son olması için yapılan bir harekattır bu. Sanatçı Bora Gencer, güvenli bölgenin oluşmasıyla Türkiye'deki Suriyelilerin topraklarına döneceğini vurguladı. Herkes evlerine, topraklarına dönsün. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman hiç kimsenin vatanında, toprağında gözü olmadığını zaten bunca yıldır biliyorum. Harekat sırasında atılan bir havanın düştüğü noktadayız. Sen de geldin, gördün ve havan mühimmatı bir mutfağa yerle bir etmiş durumda. Beka sorunumuz var. İnşallah bu artık burada birkaç gün içinde en kısa zamanda en hızlı bir şekilde artık bu sorun da çözülecek diye düşünüyorum. Evet. Selam. Bora Gencer de sınıra geldi. Kahraman askerlerimize, komandolarımıza tam sıfır noktasında yaklaşık 50 metre mesafeden asker selamını çaktı. Gencer sanat camiasına çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi. Bu ülkeyi düşünen insanların, bu ülkede yaşayan, bu ülkede para kazanan, bu ülke bayrağı ezanı altında nefes alan insanların imkanları varsa, biraz da cesaretleri varsa buraya gelmelerini Mehmetçiğimize destek evet, olmalarını istiyor. Bora Gencer'i dinledik. Şimdi değerli hanımefendiler, kanserle ilgili çok özel uyarıların olduğu bir haber var sırada. Bedenlerini tanısınlar. Yani bedenlerindeki farklılıkları hani bakmaktan utanmasınlar. Kanserle mücadelede erken teşhis hayati öneme sahip. Türkiye'de her 8 kadından biri meme kanseri. Meme kanserinin erken teşhisi hem çok kolaydır hem de erken teşhis edildiği takdirde %95 oranında tamamen tedavi edilebilir ve hayatımızdan tamamen çıkarılabilir. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği kontrolü elden bırakma sloganıyla meme kanseri farkındalık etkinliği düzenledi. Aramızda kanser geçirmiş olan kaç kişi var? 20 yaşından itibaren kendi kendine elle muayeneyi, daha sonra hekim muayenesini ve 40 yaşından sonra da mamografi kontrolü öneriyoruz. Tüm dünyada Ekim ayında meme kanserine dikkat çekmek için etkinlikler yapılıyor. İstanbul'da da Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda yapıldı. Hastalar ve hasta adayları meme kanserine karşı bilgilendirildi. Bütün kanserlerde olduğu gibi meme kanserine %90 sebebi çevresel faktörlerdir. Bugün artık Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğini primer kanserojen olarak kabul etmiştir. Alkol, sigara, hazır gıdalarla beslenmek, paketli gıdalarla beslenmek, daha az hareket etmek bu kansere yol açan nedenler arasında. Gün boyu devam eden etkinlikte çeşitli seminerler düzenlendi. Peki bir insan meme kanserine yakalandığını anlayabilir mi?
Belirtileri neler? Ele gelen ağrılı ya da ağrısız kitle, meme başında çekinti, meme başından akıntı gelmesi, meme cildinde değişiklikler. Bir kişi bunları gördüğü zaman hekime başvurmalı. Tabii bunlardan korkmamak lazım. Çünkü bazen normal durumlarda da bunlar olabiliyor ama hekime başvurmak önemli. Zekiye Kaynar ve Ayşen Baykar'a da meme kanserine yakalanan iki isim. Kaynar erken teşhis yapılmadığı için kanserle epey mücadele etmiş. Baykara ise erken teşhis sayesinde kısa sürede sağlığına kavuşmuş. 20 sene önce bu kadar gelişkin bir teknoloji olmadığı için bir santim bile olsa alıyorlardı kökünden. Zaten başka şansım o zaman yoktu tabii ki. Şanslıydım. Sadece radyoterapi gördüm. Hasta olmaktan değil geç kalmaktan korkmaları gerekiyor. Meme kanseri sadece kadınlarda da görülmüyor. Meme kanseri kadın kanseri olarak her ne kadar bilinmekle beraber erkeklerde de nadir olmakla beraber görülüyor. Bizden söylemesi Allah sağlık versin, hasta olanlara Allah şifa versin, dua edelim ve huzurlarınızdan ayrılalım efendim. Bölgede Barış Pınar Harekatı'nın gerçekleştiği yerlerde arkadaşlarımız hazır. Sizleri bekliyorlar. Hikmet Öztürk'e devredeceğiz yayını. Allah'ın emri ve izniyle yarın görüşmek üzere.